Sağlık Emniyet Güvenlik olarak düzenlediğimiz sağlık emniyet güvenlik sohbetlerine hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve risk değerlendirme süreciyle devam etmekteyiz. Bugünkü konuğumuz Sayın Ercan Motuoğlu, değerli konuğumuz ve değerli katılımcılarımız, sohbetimize hoş geldiniz. Davetimizi geri çevirmeyerek sohbetimize katıldığınız, bizler için çok kıymetli olan bilgi ve tecrübelerinizi paylaşacağınız için sizlere teşekkürlerimizi sunarız Ercan Bey. Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum. Ercan Bey, izninizle katılımcılarımıza sizleri tanıtmak istiyorum. Tabii lütfen. Ercan Bey, 1994 yılında Hatay Kırıkhan Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olan, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Sağlık Teknikerliği, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Mühendisliği, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü, İlk Yardım ve Acil Bakımı, İnönü Üniversitesi Eğitim Bölümü, Anadolu Üniversitesi Adalet bölümlerinden mezun olmuştur. Aynı zamanda eğitim gördüğü bölümlerde birçok bu bölümlere yönelik eğitim gören ve sertifika alan Ercan Bey, A sınıfı iş güvenliği uzmanı, gıda güvenliği uzmanı, kalite yönetim direktörü, idari ve mali işler müdür yardımcısı, iş güvenliği koordinatörü, ziraat mühendisi, sağlık eğitimcisi, sağlık memuru unvanlarına sahiptir. Şu anda Ercan Bey, Bursa İlker Çelik Can Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi sorumlusu, aynı zamanda da A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmaktadır. Değerli katılımcılarımız, bugün Ercan Bey ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Soru sormak isterseniz sunum sonunda el kaldırıp söz alabilir ve sorunuzu sözlü olarak sorabilirsiniz. Veya sorunuzu chat kısmına yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi Ercan Bey, sözü size vermek istiyorum. Buyurun, söz sizde. Hoş bulduk. Sağlık Emniyet Güvenlik grubunun ekibinin yapmış olduğu bu çalışmaya katılmak bizim için tabii ki büyük bir şeref, büyük bir onur. Paylaşılan bilginin kutsal olduğuna inanan bir insanım ben. Sizin etkinliklerinizi gerçekten izliyorum. Samimiyetinize hayranım, onu baştan söyleyeyim. Çok güzel etkinlikler yapıyorsunuz. Türkiye'de iş sağlığı güvenliği kültürünün oturması anlamında işin başından, işte öğrencilikten başlayarak gerçek yaşamda, içtimai hayatta ne yapılması gerektiğine ilişkin çok güzel paylaşımlar ve etkinlikler yapıyorsunuz. Ben sizi takdir ediyorum bu bağlamda. Gerçekten de çok güzel oluyor. Ben aranızda olmaktan büyük bir haz duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Eğer müsaadeniz olursa paylaşımımıza da başlayabiliriz. Tabii ki Ercan Bey. Soruları zaten herhalde en son alacağız. Bir Evet, soru cevap sorularımızı en şeyimiz olacak. son. Eyvallah. Katılım durumu bekleyelim mi yoksa daha başlayalım değil mi artık? Şu an başlayabiliriz Ercan Bey. Katılımcılarımız yerlerini aldılar sanırım. Şöyle. Gözüküyor mu şeyde? Şu an henüz gelmedi. Bir dakika. Ekran paylaşımı ile ilgili şöyle ekran paylaşımı. Çünkü ekran paylaşımı konusunda biraz acemiliğime ver işte. Bir dakika daha fazla. Bir paylaşım diyelim. Evet. Tekrar yapayım. Benim ana ekran görünüyor değil mi? Şu an ana ekranınız gözüküyor. Tamam. Şimdi görünüyor mu? Yansıdı mı? Evet, ama tam ekran değil Ercan Tamam, Bey. yapacağım. Tam ekranda yapacağım. Yapacağım. Tamam. Evet, şu anda oldu. Oldu değil mi? Evet. Tamam. Şöyle. Tam ekran görünüyor değil mi? Evet, gözüküyor. Evet. Herkese merhaba. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hastanelerde malumunuz üzere
Dünya Çalışma Örgütü'nün de standartları üzerine yapılan Dünya Çalışma Örgütü'yle yapılan anlaşmalar üzere yapılan işin mahiyeti ve niteliğine göre iş yerlerinde tehlike sınıfları oluşturulmuş. Yasal mevzuatımız 6331 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nda bu tanımlanmış vaziyette. Hastanelerimiz malum özel kamu fark etmez. Az tehlikeli ve çok tehlikeli iş yeri sınıfı içerisinde çok tehlikeli iş yerleri olarak anılmakta ve o şekilde kanunda ve yasal mevzuatta konumlandırılmış vaziyette. Hastanelerimizde risk değerlendirmesi başlı başına çok büyük bir sorun. Yapılabilmesi, süreci daha çok kes kopyala yapıştır değil de bizatihi işin mutfağında yapılan proseslerle, yapılan işlerle, yapanlarla ne zaman, ne şekilde, nasıl yapılacağı ile ilgili çok ciddi sorunsallar oluşmakta. Ama biz doğru bilgiyi, olması gerekeni yasal mevzuatlar çerçevesinde anlatacağız. İşte bu bağlamda hastanede risk değerlendirmesi nasıl yapılmalı? Özellikle COVID pandemisi veya işte influenza pandemisi döneminde, salgın hastalıklar döneminde hastanelerin tabii rolleri daha da ağırlaşmakta. Bu bağlamda hastanelerde biyolojik risk etmenlerinin çalışanlar üzerindeki maruziyeti söz konusu olmakta. Bunların önlenmesine yönelik faaliyet planlamaları ve bu biyolojik risk etmenleri maruziyetiyle alakalı olan risk faktörlerinin yönetimiyle alakalı bir sunumda bulunacağız. Neyin nasıl ne şekilde yapılacağına dair. Çünkü hastanelerimiz bu konuda biraz daha böyle şey kalıyor, ahim kalabiliyor. Evet. Şimdi ben daha önceki sunumlarımda da bunu mutlaka her seferinde anlatırım. Öncelikle risk değerlendirmesinin temel mantığı nedir? Tabii ki risk değerlendirmesinin temel mantığı yani takdir edeceğiniz üzere bir iş yerinde bulunan tehlike faktörlerinin riske dönüşmeden bir ekip maharetiyle önlenmesine ve bertaraf edilmesine, o tehlikelerin bertaraf edilmesine, risk haline almadan bertaraf edilmesine ilişkin süreçler, yapılan işlemler hepsi risk değerlendirmesinin temel mantığı omurgasını oluşturmakta. Tabii ki bu ekip çok önemli. Her zaman söylüyoruz. Sağlık hizmetleri bir ekip işi olduğu kadar sağlık hizmetlerinde ve hastanelerde iş sağlığı güvenliği uygulamaları da bir ekip işidir. Hiç kimsenin üstüne tek başına vazife olan bir iş ve işlem faaliyet değildir iş sağlığı güvenliği hizmetleri. Bakın göreceksiniz. Bu risk değerlendirme ekibi yine yasal mevzuatımız ışığında, çerçevesinde kimlerden oluşuyor onu da göstereyim. Malum SKS 6.1 hastanelerde kalite yönetim ve akreditasyon standartları gereğince bakanlığımız tarafından oluşturulmuş standartlar gereğince de bu risk değerlendirme ekibinin adı risk yönetim kurulu olarak karşımıza çıkıyor. Kimlerden oluşuyor? Tabii ki her yerde olduğu gibi, her iş yerinde olduğu gibi o iş yerinin bir en üst yöneticisi olan veya bizim yasal mevzuatta tarif ettiği şekilde işveren dediğimiz veya işveren vekili, başhekim, en üst yönetici başhekim ve yardımcısı başkanlığında risk yönetim kurulları, risk değerlendirme ekipleri oluşturuluyor. Burada mutlaka iş güvenliği uzmanı bulunması lazım. İş güvenliği uzmanı daha çok risk değerlendirme ekibinin ve risk yönetim kurulunun tabii ki sekreteriyasını yürütüyor ve bu ekibe rehberlik ve danışmanlık yapıyor nihayetinde. İş yeri hekimi mutlaka olmalı. İdari ve amel işler müdürü çok önemlidir. Kalite destek otelcilik hizmetleri müdürü. Bizim yeni teşkilat kanunumuz yani hastanelerdeki yönetim organizasyonu çerçevesinde bu pozisyonlar mevcut bulunmakta ve bu pozisyonlar içerisinde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz, eski adıyla başhemşirelerimiz, teknik birim sorumlusu olan mühendislerimiz ve teknikerlerimiz, kalite yönetim direktörü mutlaka olması lazım. Çünkü kalite yönetim direktörü ismin de üzerinde olacağı üzere, anlaşılacağı üzere kalite yönetim direktörleri hastanede yürütülen tüm yönetsel süreçlerde bizatihi gözlemci, müşahit, hatta yeri gelince tabii ki onların da fikirlerine başvuruluyor. Yönlendirici, kalite uygulamaları açısından çok yönlendirici, önemli pozisyonlar var. Tüm kalite birim sorumlularına kastımız, bunu kalite yönetim direktörü arkadaşlarımız, dostlarımız çok daha iyi anlayacaklardır. Klinik veya tüm kliniklerin, servislerin, bölümlerin ve birimlerin sorumluları oluyor. Tüm kalite birim sorumluları. Çalışan temsilcileri, bunun kendine ait bir mevzuatı var. İş yerinde yetkili sendika ve yetkili olmayan sendikaların, işçi veya memur sendikalarının iş yeri temsilcileri kastedilmekte burada ve sivil savunma amiri.
Mutlaka risk değerlendirme ekibinde olması gereken azalar, üyeler bunlar. Şimdi şöyle bir durum var. Risk değerlendirme sürecinde planlama çok önemli. Risk değerlendirmesi çalışmaları mevcut bir kere mevzuat çerçevesinde yapılması öngörülmekte ve çok önemli ve iş yerinin koşulları dikkate alması gerekiyor. Bu çok önemli yine aynı şekilde. Risk değerlendirmesine ilişkin mevcut mevzuatımız bizim tabii ki iş yerinde risk değerlendirmesi yönetmeliğidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan risk değerlendirmesi yönetmeliği bizim için bir rehber oluyor risk değerlendirme çalışmalarında. İş yerinde yürütülen çalışmaların sınıflandırılması önem arz etmekte. Hangi iş kim tarafından ne zaman ve yapılırken ne tür tehlikelerle karşılaşılıyor? Bunun not alınması, yürütülen işlerin yapan o işi, hizmeti gören çalışan üzerindeki tehlike maruziyeti nedir? Ne tür tehlikeler olabilir? Bunların sınıflandırılması, çalışanların görev tanımları yine aynı şekilde çok önemli. Çalışanların görev tanımları. Bir iş yerinde, bakın sevgili dostlar, bu çok önemli. Kim, ne zaman, nasıl, nerede, ne ile o işi yapacak bilinmeli. Buna aslında biz buna görev tanımlaması diyoruz. Yani ne o iş olsa yaparım abi dönemi Türkiye'de tabii ki kapandı, çoktan kapandı. Artık herkes bildiği işi, eğitimini aldığı işi yapmak zorunda. Bu çok önemli. Şimdi yine risk değerlendirme süreci içerisinde bilgi toplama ve veri toplama. Bir risk değerlendirme ekibi üyeleri ve iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, İSG profesyoneli olacak arkadaşlarımız, olan arkadaşlarımız mutlaka hangi iş yerinde olursa olsun o iş yerinde yapılan işin mahiyetini kesinlikle bilmek zorunda. Orada yapılan işi görmek zorunda, hissetmek zorunda, havasını teneffüs etmek zorunda. Uzaktan kes kopyala yapıştır mantığıyla risk değerlendirmesi yapılmaz. Veya işte geçmiş dönemdeki yapılan risk değerlendirmelerini alıp kendi iş yerinize aplike edemezsiniz. Her iş yerinin bakın her iş yerinden kastım. Hatta her hastanenin, öyle diyeyim, her sağlık kurum ve kuruluşunun yaptığı görev, gördüğü hizmet hemen hemen aynı olsa da tedavi edici sağlık hizmetleri işte veya bağışıklama hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri her neyse birinci, ikinci basamak sağlık hizmetleri aynı olsa da ama hastanenin şekli, şemali, konumu, pozisyonu, bulunduğu yer, yoğunluğu aynı olmayabilir ki öyledir. Aynı değildir. O nedenle her hastanenin kendine has, kendine spesifik, kendine özel bir risk değerlendirme dokümanı, risk değerlendirme süreci olması gerekiyor. İşin yürütümü esnasında kullanılacak ekipmanlar, tıbbi olabilir, mekanik ekipmanlar olabilir, fark etmez. Onların çalışanlar üzerinde ne tür maruziyetler oluşturabileceğinin de tespit edilmesi lazım. Örnek veriyorum, kan alan bir hemşire arkadaşımızın veya işte ne bileyim kan gazı alan bir intern doktor arkadaşımızın o enjektörle veya kesici aletle uğraştığı andan itibaren oluşabilecek bir sıkıntı, bir dikkatsizlikte eline batmasının, eline batabileceğinin ve onun olası sonuçlarının mutlaka değerlendirilmesi lazım. Öngörülmesi lazım. Zaten iş sağlığı güvenliği dediğiniz şey proaktif bir kültürdür. Olmadan önleme. Nasrettin Hoca misali, testi kırılmadan çocuğu dövme dediğimiz olay. Amiyane tabirle, affınıza sığınarak bunu söylüyorum. Daha önce meydana gelmiş olan aynı iş yerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının istatistikleri de yine bu bilgi ve veri toplama kapsamında risk değerlendirme sürecinde not alması gereken hususlardır. Şimdi tehlike tanımlaması yapılırken mutlaka ve mutlaka iş yerinde iş ekipmanlarından kaynaklı olsun, iş yeri tertip düzeninden kaynaklı olsun, iş hijyeninden veya iş yerinin mekansal oluşumundan veya pozisyonel durumundan olsun ne tür tehlikelerin orada iş yapılırken, iş üretilirken ne tür tehlikelerin olduğu başlık şeklinde birebir çıkarılmalı. Örnek veriyorum. Hastanelerimizde de olabilir, başka yerde de olabilir. Yüksekte çalışma yoğunluğu olan bir iş yeri söz konusu ise, evet, burada yüksekten düşme riskinin mutlaka göz önüne alması lazım, göz ardı edilmemesi lazım. O halde yüksekten düşmeye yönelik önlemlerin bir şekilde planlanması ve hayata geçirilmesi lazım.
Veya hastanelerimizde malum nükleer tıp, radyasyon bölgeleri, radyoloji görevlilerinin çalıştığı, tıbbi görüntüleme amaçlı olan birimlerin varlığı söz konusu. İşte gördüğünüz üzere radyasyon ve ultraviyole ışınlar. Mesela ben kendi hastanemden bir örnek vereceğim burada. Özellikle COVID'in ilk başlangıç döneminde kesinlikle hemen hemen laboratuvar başta olmak üzere, işte kan alma merkezi olmak üzere birçok yerde ultraviyole ve ameliyathanede özellikle dinlenme alanında ve ameliyathanede işte steril bölgelerde ultraviyole ampuller kullandık biz bir dönem. Bunları kullanırken bile bunların da güvenli kullanıma ilişkin talimatları ve eğitimlerini verdik. Çünkü yaşanıldı, gördük, duyduk. Bazı hastanelerimizde kamu özel fark etmez. Stajyer arkadaşlarımızın bilmediği halde gidip dinlenme odasında ultraviyole ışık açıkken uyuyup sabahleyin kör kalktığını göremediğini. Bunları biz yaşadık, gördük. Bunlar bu ülkede yaşandı. İşte ondan sonra zaten bizim şeyimiz şudur. İş sağlığı güvenliğinin bize Çalışma Bakanlığı'nda 2012'de hocalarımızın, o dönemki baş müfettiş hocalarımızın söylediği bir şey vardı. Arkadaşlar derdi, İş sağlığı güvenliğinin kanunları kanla yazılmıştır. Çok amiyane tabirle. Yani mutlaka bir yerde bir olay olmuştur. Geçmişte o olayla ilgili bir sıkıntı yaşanmıştır. Ve olaya ilişkin önlemlerin neler olması gerektiği kanun şekline veya nizam şekline veya bir mevzuat şekline getirilmiştir. Bizde de öyle. Bizde de öyle. Yani mutlaka bir olay olmuştur. Geçmişte o olay kaydı bize önümüze ışık olmuştur, rehber olmuştur. Ramak kalalar bu yüzden çok önemli zaten. Yani iş yerinde bulunan ekipmanların durumları, kullananların durumları, ondan sonra işte yapılan işin mahiyeti. Bakın yine aynı şekilde. Şöyle içim bir dakika. Hızlı git gel. Evet. Ondan sonra iş yerinde mekanik kaldırma araçları var. Mesela asansörler. Mekanik kaldırma araçlarına kasıtlı olur mesela. Asansörlerin bakım onların periyotları yine önemli. Yangın parlama patlama ki hastanelerimizde çok önemli. Geçmişte yaşanan müessif olaylar var. Üzücü olaylar var. Özellikle yoğun bakım servislerimizde oksijenin atmosferik oksijene göre yüksek parlayıcılık ve yüksek yanıcılık özelliği olduğu düşünüldüğünde biliyorsunuz ki medikal gazlar kapsamında azot, karbondioksit ve hatta ameliyathanelerimizde malum ve yoğun bakımlarımızda birinci, ikinci seviye yoğun bakımlarımızda saf oksijen kullanılmakta. Bunların sistemlerinin kurulumu, santrallerinin durumu, tesisatların bakım onarım ve kontrollerinin yapılması. Bunlar hepsi çok önem arz etmekte. Yangınlar bu bağlamda hastanelerimizde elektriksel kökenli, elektriksel özellikle ekipmanlardan çıkan yangınlar çok dikkat edilmesi gereken bir husustur. Onu da baştan söyleyeyim. Biyolojik ajanlar asıl bizim işte dediğim gibi konumuz malumun üzere hastanelerde çok tehlikeli iş yerleri olan hastanelerimizde biyolojik risk etmenin maruziyeti çok fazla yaşanabilmekte. En başta kesici delici alet yaralamaları, iğne batmaları, bisturi kesileri, işte ampul kırılmaları. O halde ampul kırılmaları biraz steril olduğu için ona girişimsel bir işlem öncesi yapıldığı için bir şey demeyebilirsiniz. Ama kesici delici alet yaralamaları ve bisturi kesileri ve nihayetinde inhalasyon yoluyla işte malumunuz COVID-19 pandemisi özelinde de biraz konuşacağız. Biraz sonra göreceksiniz. COVID-19 pandemisi özelinde de inhalasyon yoluyla virülansı yüksek olan, patojenitesi yüksek olan, hastalık yapabilme özelliği yüksek olan virüslerin hava yoluyla çalışanlarda oluşturduğu maruziyet, sekeller, iş gücü kayıpları. Bunlar hepsi biyolojik ajanları kapsamında değerlendirilen şeylerdir. İş stresi tabii ki ilk çalışma prosesleri burada devreye girmekte. Eğer bir iş ne kadar stresli olursa, ne kadar sıkıntılı olursa ve ne kadar hızlı yapılmaya çalışırsa o işte mutlaka kaza yaşanma olasılığı yüksektir sevgili dostlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Şimdi tabii ki burada belirlenen tehlikelerin vereceği zarar, burası tabii ki çok önemli. Risk analizi tablosunda bunların olması gereken işte biyolojik özellikle biyolojik risk etmenlerine maruziyette tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, maruziyet süresi, kişisel koruyucuların sağladığı forma ve güvensiz davranışlar gibi unsurlar mutlaka risk analizinde dikkate alınıyor. Skorlama da ona göre yapılıyor.
Benden tehlikelerin verebileceği zarar, hasar ve yaralama şiddeti, yani iş gücü kaybı. Örnek veriyorum, çalışan o risk etmeniyle risk etmenle karşılaşırsa ve maruz kalırsa, vücuduna bir şekilde o biyolojik risk etmeni alırsa ne tür bir iş gücü kaybı yaşar? Kaç gün işinden gücünden, hatta ölümcül olabilir mi? Bu tür ortaya çıkma, bunun gibi ortaya çıkma olasılığı olan durumların risk analizinde tespit edilmesi gerekmekte. Yine aynı şekilde gördüğünüz üzere iş yerindeki risklerin fazla mı geçtik sanki biraz? Evet. İş yerlerindeki tabii ki bu yine risklendirme yönetmeliğimizdeki geçen aslında yasal mevzuatta geçen ibareler bunlar. Risk değerlendirmesi yaparken riskleri önlemek için ilk önce riski kaynağında yok etmek. Bir en başlangıç olması gereken metodolojimizin en başında olması gereken, o piramidimizin en başında olması gereken önlemimiz riskleri kaynağında yok etmek faktörüdür. Tehlikeli olanı az tehlikeli olana değiştirmek, daha çok kimyasal ekipman ve kimyasal maddelerle iş ve işlemlerde bu yöntem çok kullanılır. Mühendislik önlemlerini uygulamak, tabii ki mesela mühendislik önlemleri kapsamında hastanemize neler yaptık biz? Ben size buradan bir örnek de verebilirim. Ne yaptık? Özellikle COVID maruziyeti ve COVID pandemisi özelinde COVID alanlarını izole ettik. İzole ederken de hemşire alanlarının çalışma alanlarını bile biz özel pleksi desklerle, saydam perdelerle ayırdık. İlaç hazırladıkları alanları, hemşire alanları biraz daha steril olmasını sağladık. Sağlık çalışanlarımızın daha rahat ve steril çalışması kapsamında bir COVID kliniklerinde bunları yaptık. İdari önlemler almak tabii ki güvenlik işaretleri, eğitimler ve çalışma süreleri çok önemli. Biyolojik risk nedeni maruz biraz sonra geçeceğiz. Ve ki uygun yaptığı işe uygun kişisel donanımların sağlanması. Bunların hepsi risk kontrol metodolojisinde göz önünde bulundurması gereken aşamalardır. Şeyden geçmiyor genelde. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi dokümantasyon çok önemli. Zaten asıl risk değerlendirme sürecinin ele avuca geldiği alan burası. Dokümantasyon. Bu çok önemli. Müsaadenizle çayımı da içeyim. Dokümantasyonda neler olmalı? Bakalım. Bir kere bir dokümantasyonda, yani risk değerlendirme dosyasında işverenin ünvanı, adresi ve işverenin adı mutlaka olmalı. Bunlar çok önemli. Dokümantasyonu gerçekleştiren, bak, dokümantasyonu gerçekleştiren kişilerin isim ünvanları, az önce bahsettiğimiz risk değerlendirme ekibini söylüyorum burada aynı zamanda. Ve bunlardan özellikle iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olanların bakanlıkça verilmiş belge bilgileri. Bakın bunlar işte gerçek bir risk değerlendirme dosyasında bunlar olur. Yani oluşabilecek bir teftişte veya oluşabilecek Allah muhafaza ölümlü veya ciddi bir uzuv kayıplı bir kazada bir çalışan zarar görme durumunda kesinlikle risk eğitim belgelerinden sonra savcıların ve adli kolluk kuvvetlerinin ilk istediği belge bu. Risk değerlendirme dosyası. Ve buradaki şu bilgiler. Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi. Biliyorsunuz ki çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde 4 yılda bir, az tehlikeli iş yerlerinde de bildiğim kadarıyla 6 yılda bir risk değerlendirme yenilenmesi gerekir. Tabii bunun ekstraları var. İş kazası yaşandığı zaman, ekipman değişimi olduğu zaman hemen risk değerlendirmesi, revizyona gidilmesi, risk analiz tablolarında revizyona gidilmesi müstesnai bir durumdur. Onu da söyleyeyim. Gerçekleştirdiği tarih ve geçerlik tarihi. Risk değerlendirmesi iş yerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin ayrı ayrı adı, bölüm bölüm, sayfa sayfa. Belirlenen tehlike kaynakları ve tehlikeler. Tespit edilen riskler. O tehlikelerin oluşturabileceği riskler neler olabilir? Bunların da isim isim konu başlığı halinde mutlaka tablolarda göstermesi lazım. Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler genellikle hastanelerimiz için ben hep arkadaşlarımıza söylüyorum, meslektaşlarımıza söylüyorum. L tipi 5x5 matrisi kullanın. Yani neden? Çünkü her ne kadar biz risk değerlendirme ekibiyle beraber bu işleri yapıyoruz desek de genellikle bu süreç
Daha çok iş sağlığı güvenliği profesyonellerinin, daha çok da iş güvenliği uzmanlarının sırtında. İşte L tipi 5x5 matris metodu hem nicel hem nitel olması anlamı, hem sayısal hem de sözel bir risk değerlendirme metodu olması hasebiyle daha kullanılabilir, daha hakim olunabilir, vukufiyeti daha fazla olan iş güvenliği uzmanı açısından daha anlaşılabilir ve sahada daha rahat aplike edilebilir bir yöntem olması hasebiyle ben genellikle hastanelerde ben dostlarıma, arkadaşlarıma, meslektaşlarıma genellikle L tipi 5x5 matrisi öneriyorum. Biraz sonra örneklerini göstereceğim. Bir de şu var. Her iş yerine yani her iş yerine işte maden sektörü, demir çelik sektörü, işte hastane sektörü, sağlık hizmetleri sektörü, bilhassa cam sanayi gibi her iş yerine ve her çok tehlikeli iş yerine uyabilecek tek tip bir risk yöntemi, risk metodu, risk analizi, risk değerlendirme metodolojisi yoktur. Her iş yerinin durumu kendine özeldir. Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını içeren analiz sonuçları, işte risk skorlaması burada devreye giriyor. Ve düzeltici, önleyici faaliyetler ne yapılırsa bunlar yaşanmaz. Yaşandığı takdirde oluşabilecek zararları ne yaparsak, ne tür faaliyetler, düzeltici, önleyici faaliyetler düzenlersek ve planlarsak kabul edilebilir risk düzeyine veya minimal risk düzeyine çekebiliriz sorusunun cevabı bu düzeltici, önleyici faaliyet tedbirleri ve terminler çok önemli. Tabii ki risk değerlendirme dokümanlarının mutlaka her sayfası numaralandırmalı ve her sayfası risk değerlendirme ekibinin üyeleri tarafından, risk yönetim kurulu üyeleri tarafından paraf altına alınmalı. En son sayfası isim, soy isim ve açık ünvanları yazılı vaziyette imzalanmalı. Risk değerlendirmeleri bu yine mevzuatımızda geçtiği üzere risk değerlendirme yönetmeninde geçtiği üzere risk değerlendirme dokümanı elektronik ve benzer ortamlarda saklanabilir, arşivlenebilir. Bunu da belirtmek istiyorum. İşte dediğim gibi risk değerlendirme metodları şu an en fazla geçen buna işte 3T'yi de ekleyebilirsiniz. Hatta benim kendi yaptığım bir çalışma vardı. Henüz bitirmedim onu. Yani 3T ile matrisi biraz karıştı, biraz da Fankine ile beraber eğer yapabilirsem onu. Çünkü çok zor. Hastanelerde biraz daha ayrıntılı, biraz daha gözlemsel, biraz daha iş güvenliği uzman arkadaşlarımızı çalıştırabilecek bir metot olacak gibi görünüyor. Ama risk değerlendirmeler, çalışmalar genellikle kalitatif veya kantitatif, işte sayısal veya sözel olarak yapılabiliyor. Kantitatif risk analizde daha çok biliyorsunuz matematiksel teoremler kullanılıyor. Kalitatif de işte tehdidin olması ihtimali isim isim başlık başlık tanımlanıyor. Bu bağlamda kontrol listeleri bu bağlamda çok önem arz ediyor kalitatif risk analizlerinde. Daha değişik matematiksel ve mantıksal metotla işlenebiliyor. Matris dediğim gibi hem yarı niceli yarı nitel karma bir metot. Hastanelerimiz için ben onu öneriyorum arkadaşlarımıza. Ama Fankine'yi de çok kullanıyor. Fankine'yi tabii hazır bir program üzerinden arkadaşlarımız kullanıyor. Fankine'yi ben hastanelerimiz için çok rentable görmüyorum. Yani daha çok ısmarlama gibi. Neden? Onu da söyleyeyim. Fankine'de biliyorsunuz bir frekans sıklığı denilen bir olay var. Frekans sıklığı geçmişte belirlemiş olduğunuz o riskin yaşanmışlık endeksini veren bir rakam bu. Anlatabildim mi? Yani siz kendi hastanenizde en az geçmişe dönelik, retrospektif olarak, geriye dönük olarak en az 5 yıllık kesici delici alet yaralamaları kazalarını önünüze istatistik olarak getirmiş olmalısınız ki, hatta bunu Türkiye genellemesinde de yapabiliriz. Getirmiş olmanız önünüzde o rakamlar olabilmeli ki Fankine'deki o frekans sıklık analizindeki o rakamı oluşturabilirsiniz. Bu bana çok şey gelmiyor ama tabii kullanan arkadaşlarımız da var. Biraz daha ayrıntıcı bir yöntem, metot. Program açısından da herhalde genelde program olarak kullandığı için dostlarımız, meslektaşlarımız onlara da kolay geliyor olabilir. Ama bunu şimdi burada da çok fazla tartışmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Gördüğünüz üzere tüm iş yerlerine uyacak bir risk analizi metodu henüz mevcut değil. İş güvenliği uzmanı mevcut iş yerinin özelliklerine göre hangi metodu uygulayacağına karar verir. Verirken de burada risk değerlendirme ekibinin de risk yönetim kurulunda tabii ki onayını alır ve onlara bu konuda eğitim vermesi lazım zaten. Zaten risk yönetim kurulu dediğimiz risk yönetim süreci SKS 6.1'de bizim hastane kalite standartlarında, sağlıkta kalite standartları kapsamında risk yönetim kurullarına 6 ayda bir o hastanenin iş yeri sağlık güvenlik sorumlusu ve iş güvenliği uzmanı tarafından risk değerlendirmesine ilişkin bir eğitimin verilmesi zorunluluğu var. Bu çok güzel bir şey. Çünkü neyi, nasıl yaptıklarını, neye imza attıklarını en azından o ekipteki insanların bilmesi lazım.
Bu konuda onlara yön verecek, rehberlik yapacak olan ki kanundaki tanımımız da bizim bu ya, teknik rehberlik ve danışmanlık yapıyoruz. Bir iş güvenliği uzmanı tarafından bu eğitimin verilmesi çok daha doğru ve olması gerekendir. Risk değerlendirmesi iş güvenliği uzmanı olsa bile bir analistin herhangi bir matematikçinin yapabileceği bir işlem değil, onu söyleyeyim. Üst yönetim kadrosundan tüm çalışanlara kadar herkesin birlikte çalışmasıyla başarıya ulaşır risk değerlendirmesi. Yani bakın şimdi şunu söyleyeceğim sevgili dostlar. Birinde veya bir iş yerinde oluşan riskleri ve tehlikeleri ve onların oluşabilecek risklerini en iyi kim bilir biliyor musunuz? O işi yapan bilir. Bu nedenle ben arkadaşlarımıza, dostlarımıza, meslektaşlarımıza hep şunu söylüyorum. Gittiğiniz zaman kişisel ilişkiler çok önem arz etmekte. Bir iş güvenliği uzmanı aynı zamanda iyi bir iletişim uzmanı olmak zorunda. Bakın bu çok önemli. İyi bir eğitimci olmak zorunda ve yapacağı işi çok iyi bilmek zorunda. Artı sıfır enaniyetli olmak zorunda. Yani ben bir makine mühendisi gibi bir CNC tezgahının çalışma prensibini bilmeyebilirim. Bir elektrik mühendisi gibi bir elektrik tesisatının ve bir kompansasyon panosunun, elektrik dağıtım panosunun katlara, binaya, elektrik dağıtım prensibini veya direnç, akım şiddeti veya işte kablolamanın özelliklerini bilmeyebilirim. Ama bu öğrenmeyeceğim veya sormayacağım anlamına gelmiyor. Sormak ayıp değil. Hatta biz de ben hep söylüyorum. Yani paranoyaklığın afili ismi iş güvenliği uzmanlığıdır. Paranoyak olmak zorundayız. Soracağız. İş güvenliği uzmanları adam bakıyorum ben birçok yerde görüyorum. Bazı dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan bazen duyuyoruz bu tür serzenişler. Ya gitmediği yerin risk değerlendirmesi evrakını imza atıyor. Kes kopyala yapıştır. Artı ısmarlama. Ya gitmediğin, görmediğin, hissetmediğin, havasını teneffüs etmediğin bir iş yerinin risk değerlendirmesini sen nasıl yaptın arkadaş? İşte bu aslında hem oradaki iş yerine ihanettir hem kendi mesleğine ihanettir. Bu çok gerçekçi bir şey olamaz. Onu baştan söyleyeyim. Bu bağlamda mutlaka işimizin başında olacağız. Proseslerin, işlemlerin yapıldığı anda soracağız. Hangi ekipman nasıl çalışıyor? Neden öyle çalışıyor? Ve kim o ekipmanı kullanıyor? Kullanırken ne tür tehlikelerle karşılaşabiliyor? Bunların hepsini sorgulamamız lazım ama sahada olmamız lazım. Bu çok önemli. Şimdi bakın mesela ben bunu daha önce de eğitimlerimde anlatmıştım. Bu işte kan alma işlemi. Daha çok hemşire arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir çalışma. Kan alma işleminde bir risk skorlaması tablosu örnek olarak aldım ben buraya. Mesela açalım şimdi. Bakın faaliyet hastalardan kan alma. Dedik ya yapılan işlemlerin sıralanması dedik. Bilgi toplama. Hatırlayın o başlıkta. Peki hastalardan kan almanın tehlikesi nedir? Tabii ki enjektör iğnesi kullanımı başlı başına tehlikeli bir durumdur. Enjektör iğnesi başlı başına tehlike arz eden bir ekipmandır. Riski nedir sevgili dostlar? İğnenin hemşire arkadaşımızın eline batması, kesici delici alet yer alması maruziyeti söz konusu. Hastanelerimizde hiçbir önlem alınmazsa genellikle olasılık ki biyolojik risk kapsamında değerlendirilir, olasılık yüksektir. Letipi matrise göre yapılmış bir tablodur bu. Onu bilmenizi istiyorum. 5x5 yöntemine yapılmış. Letipi matrise göre yapılmış bir tablodur. Olasılık yüksektir. Yani hastanelerde hemşirelerimizin kesici delici alet yaralaması veya işte kan alma işlemiyle uğraşan sağlık çalışan arkadaşlarımızın kesici delici alet yaralamasıyla karşılaşma olasılığı yüksektir. Ve kesinlikle şiddeti yüksek olan bir risktir. Şöyle ki hangi hastadan ne tür bir biyolojik ajan kapacağınız sizin elinizde değil. Bir defa batar, belki de HIV'li bir hastadan, belki de HCV'li bir hastadan, hepatit C'li bir hastadan almış olduğunuz kan örneği sonucunda onu laboratuvara gönderken aynı girişimsel işlem de kullandığınız iğnenin kendi elinize battığını düşünün. Ve ondan o biyolojik risk ajanını siz de vücudunuza alabilirsiniz. Bunun çok acı ve dramatik sonuçları mutlaka olacaktır, olur. O yüzden risk skorunu çok yüksek veriyoruz. Şu an yani daha önlem alınmadan bu olay eğer olursa risk skoru bu kadar yüksek olacak ve kesinlikle risk analizinde öncelikli olarak ele almamız gereken kabul edilemez yüksek risk skorunda olan bir faaliyettir.
sonuçları itibariyle ve ivedi olarak mutlaka nedir? Önlem alınması, acil önlem alınması gereken bir süreçtir. Ortadan kaldırma, daha önce de az önce de bahsettik, istihdam yönetmeliğinde risk değerlendirme ve riskleri önleme metodolojisinde bunlar sıralı bir şekilde bahsedilmişti. Ortadan kaldırma, yerine koyma, mühendislik kontrolleri, idari kontrol, uyarı işaretleri, eğitim demiştik. Kişisel koruyucu donanım. Şimdi bu sıralamaya göre bir kere bu işlemi biz ortadan kaldırabilir miyiz? Yani gelip de bir hemşirenin yerine bir kan alma işlemi sağlık kurum ve kuruluşlarında rutin yapılan bir hizmet. Tedaviye yönelik bir hizmet, taniye yönelik bir hizmet. Bunu biz ortadan kaldırabilir miyiz? Yani biz bu işlemi yapmadan başka bir şekilde bu sistemin, bu işlemin bir alternatif var mı? Bir kere yok. Bunu baştan söyleyeyim. Mutlaka o kan alınacak hastadan. O kan tetkik edilecek, laboratuvara gidecek. Ama yerine koyma, yani normal enjektör iğnesi değil de işte daha çok emniyet mandallı kan alma tüpleri veya işte ne bileyim ben vakuteynerli, kendinden iğnesi içine kaçan klipsli kan alma vakuteynerler, tüpler kullanılabilir. Ona yerine koyma ikame diyoruz. Yapılabilir. Onlar yapıldığı zaman neler olacak bakın göreceğiz. Mühendislik kontrolleri kapsamında tedavi arabası üzerine mutlaka iğne atık kutusu yerleştirilmesi. Ben kendi hastanemden bir örnek vereyim. Acil poliklinikte. Acil poliklinikte benim hastanem dar hastanesi olduğu için küçük bir hastane. Ama o olan olaylardan yani yaşanan olaylardan bizzat gözlemlerimden bahsediyorum ben. Tedavi odasıyla, acil müşahede odasıyla, odalarıyla acil angarı, acil müdahale odası birbirine yakın. Yakın olduğu için hemşire arkadaşlarımız enjektörü kapağıyla üstünde kapalı halde içinde ilaç var götürüyorlar. Örnek veriyorum enjeksiyonu yapıyorlar. Ama sonra kapağı kapatmaması lazım. Yakın olduğu için beraber hemen karşı odaya geçecek diye düşünüyor kendince. Geçerken birkaç defa böyle iğne batması olayı, çarpma olayı yaşandı. Biz dedik ki o zaman ne yapacağız? O zaman ne yapacağız? Dedi ki müşahede odalarına ufak tıbbi atık kutuları koyacağız. Orada bertaraf edecek. Yani işlemin yapıldığı yerde bertaraf edecek. Eline iğneyle çıkmayacak koridora. Ve nitekim de öyle yaptık. Mesela bu bir nedir? Mühendislik kontrolüdür bu. İşte burada iş güvenliği uzmanları devreye giriyor. Burada iş sağlığı güvenliği profesyonelleri devreye giriyor. İşte bizim teknik ve rehberlik ve danışmanlığımız ve hayata dokunduğumuz yerler buralar. İdari kontroller, uyarı işaretleri, eğitim mutlaka enfeksiyon hemşirelerimizin de enfeksiyon kontrol komitelerimizin de burada çok önemli rolleri var. Eğitimler, kesici ayarlamalara ilişkin eğitimler, işte kapak, enjektör kapağı kapatmaması gerektiği veya bu güvenlikli mandallı kan alma tüpleri nasıl kullanmasına gerektiğine ilişkin eğitimlerin verilmesi ve mutlaka sağlık güvenlik işaretleri kapsamında işte uyarıcı, işte iğne batarsa ne olur gibisinden o tür temalı tablolar, afişler sağlık çalışan arkadaşlarımızın görebileceği yerlere asılırsa çok da iyi olur. Kişisel koruyucu donanım kapsamında tabii ki nedir? Cerrahi bariyer eldiven daha çok cerrahlarımız için veya ameliyathane ekibi, ameliyathanedeki çalışan arkadaşlarımız için bu cerrahi bariyer eldiven düşünülebilir veya nitrile eldiveni çift olarak takabilir. Peki bu yöntemler uygulandıktan sonra bu faaliyete risk ortadan kaldırılması ilk başta ortadan kaldırmayla mümkün değildi. Ama minimum diye çekebiliriz. Nasıl çekiyorduk? İşte bakın görüyorsunuz. Yerine koyma, ikame, emniyet mandalı kan alma tüpleri kullandığım zaman bakın ne yapıyoruz? Risk skorunu düşürüyoruz. Öncelik sırasında da arkalara atıyoruz. Ne oluyor? Orta risk düzeyine düşüyor. Hatta bunun üstüne bir de mühendislik kontrolleri kapsamında dediğimiz gibi tedavi arabası, iğne kutuları, işte bulunduğu yerde hemen bertaraf etmeye matuf olan şeyler, işlemler yapıldığı zaman ne oluyor? Orta riskten daha düşük bir riske kabul edilebilir düzeye çekilebilir. Eğitimi de korsanız bunun içerisine. Gördüğünüz üzere bakın ne oluyor? Risk skorunu daha da düşürüyorsunuz. Kabul edilebilir düzeye çekiyorsunuz. Ve nihayetinde kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda da çok dikkat ve azami dikkat gösterilirse evet risk kabul edilebilir, minimal hale getirilebiliyor bu işlemde. Yani bu faaliyette. Bu da mesela ADSM'lerimiz ve diş protez teknikerlerimiz için bir faaliyet, diş protez yapımı. Bakın şöyle yapalım. Evet. Bir kere buradaki tehlike nedir? Akrilik reçine kullanımı. Tehlikeli.
bir madde, tehlikeli bir kimyasal. Akril tepim ünitesinde metil metakrilat gazı salınımı çalışanlarımız açısından kanserojen ve özellikle solunum yolunda korozif etki yapabiliyor. Uzun süre çalışmada, bu süreden kastımız 5-10 yıllık gibi bir maruziyette önlem alınmazsa metal metakrilat gazı solunulması sonucu kimyasal madde maruziyeti ve kanserojenler oluşabiliyor. Evet, bu da olasılık yüksek çünkü bu kullanılıyor, bu sürekli sık kullanılan bir kimyasal madde. Mecbur kullanması lazım çünkü yoksa protez kaidesi oturmuyor. Protez kaidesi oluşmuyor. Bu eğer metakrilat akrilik reçine kullanılmazsa. Şiddeti de yüksek, risk skoru da yüksek. Önceliğimiz bir olmalı. Tabii ki hemen önlemler almalıyız. Yine ortadan kaldırma, yerine koyma, mühendislik kontrolleri, bunlar risk kontrol metodolojisi aşamalarıydı. Biliyorsunuz hiyerarşiydi. Kişisel koruyucuların kullanımı. Ortadan kaldırmamız mümkün görünmüyor. Sağlık hizmetlerinde genellikle birçok şeyde direkt insana dokunduğumuz için zaten bizim mesleğimizin, sağlık personelinin, sağlık çalışanlarının, hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarımız. Direkt insana dokunan tarafı çok olduğu için diğer böyle sanayi kurum kuruluşlarındaki işte ortadan kaldırma veya işte o işlemi başka bir işleme değiştirme veya robotik bir sistem kullanma gibi prosesi değiştirme gibi şeyler yapamıyorsunuz. Çünkü direkt malzemeniz insan. Nihayetinde ağaçla, demirle, metalle ilgilenmiyorsunuz. Ondan dolayı ortadan kaldırma bizde çok fazla konuşulmuyor. Yani bu işlem yapılması lazım. O yerine koyma akrilik reçine yerine, evet burası çok önemli. Asetal reçine kullanılması. Asetal reçine biraz daha bu bağlamda sağlık açısından, sağlık koruma açısından biraz daha buna göre daha az zararlı bir kimyasal. Cebir havalandırma sistemi çok önemli. Mutlaka çeker ocakların havalandırma sistemleri, çeker ocakların havalandırma sistemleri çalışmazsa özellikle bu metil metakarbonat gazı salınımı ortama daha fazla oluyor. İşte eğitim verme, yine uyarı işaretleri, güvenlik işaretleri koyulacak. İşte iş ekipmanı, koruyucu ekipmanını tak. İşte metal metakrilat gazına ilişkin uyarı tablosu olabilir. Ve kişisel koruyucuların kapsamında mutlaka P1 ventilli asit gaz, toz ve sis maskesi öneriyoruz. Diş protez laboratuvarlarındaki çalışanlara ve iş gözlüğü mutlaka öneriyoruz. Riskin ortadan kaldırması mümkün değil ama minimum düzeye çekilebiliyor, biliyorsunuz. Yerine koyma ikamede şiddeti düşürürsünüz, olasılığı düşürüyorsunuz ve risk skoru biraz da orta risk düzeyine geliyor. Önceliğiniz biraz da arkalara doğru düşüyor. Eğer önlemi alırsanız tabii. Bunun üstüne mühendislik kontrollerinde, yani cebir havalandırma sistemini kurarsanız, şeker ocaklarının havalandırma sistemleri tam şekilde vakumlama yaparsa risk düşük risk düzeyine düşüyor. Yine de üçüncü düzey değerlendirmesi gereken bir risk olarak bu döf sonrası olan puanlamalar bu. Biraz sonra başka bir şey de göstereceğim, göreceksiniz. İdari kontroller mutlaka idari kontrolden kasıt, idari kontrolleri ortam gözetimi kim yapar biliyor musunuz sevgili dostlar? İdari kontrolden kasıt işte iş güvenliği uzmanının sahada işveren adına bu işleri takip etmesi. Raporlaması, ilgilileri uyarması, ilgili birim amirlerini uyarması, yazılı olarak uyarması tabii. Fotoğraflaması, tespit etmesi ve geri dönükte bulunması. Teknik rehberlik danışmanının gereğidir. Düşük risk düzeyine o zaman çekilmiş oluyor eğitim verme, uyarı işaret ve idari kontrollerle. Ve risk önceliğimiz biraz daha arkalara atılıyor. Bir de kişisel koruyucu ekipman verdiğiniz zaman ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı tam olarak sağladığınız zaman tamamen düşük risk, minimal risk düzeyine bu işlem yapılan bu faaliyet diş protez laboratuvarları ve diş ADSM'lerde bu şekilde oluşabiliyor. Şimdi bu da çok önemli. İşte ameliyathanelerimiz var bizim malumunuz üzere. Ameliyathanemizde daha çok işte cerrahi işlemler yapılıyor. Bir sürü kullanımı çok. Eksplorasyon yapılıyor cerrahlarımız tarafından. Yani açma, kapama. Bakalım faaliyetimiz neymiş? Cerrahi operasyon malum ameliyat. Bistürü ucu ve sütür iğnesi kullanımı başlı başına bir tehlike. Peki riskimiz neymiş? Ekartasyon yani gördüğünüz üzere resimde de görüyorsunuz. Çoğu arkadaşım benim bildiğim kadar burada sağlık çalışanı diye biliyorum ben ama yine de ben belirtmek istiyorum. Açılan bir yarayı, bakın şu ilk resimde açılan bir yarayı özel ekartör denilen böyle tırmıklarla, mini tırmıklara, öyle diyeyim, mini tırmıklarla çekip germektir. Yarayı iyice açık hale getirip doku, organı aleni hale getirmektir. Bu işlem ekartasyon deniyor. Ekartasyon yaparken asiste eden, yani yardımcı olan ameliyathane hemşiresi, ameliyathane teknikeri ve diğer hekimlerin eline işlemi yapan bizzat kesme,
dikme, kapatma işlemini yapan hekimlerin eline bisturi ucu veya sutür iğnesi batması ve kesi olabiliyor. Burada genellikle parmakla ekartasyon yapıldığı zaman ekartör kullanmayı parmakla veya işte şuraya parmağını bas bir an o şeyin şiddetiyle, işlemi şiddetiyle şuraya cerrah arkadaş karşısındaki asiste eden sağlık çalışanı hemşire arkadaşı şuraya parmağınızı basar mısınız hemşirem deyip kapatma suturu atarken veya kesi yaparken bir an bisturinin ucunu kaydırıp karşısındaki arkadaşın parmağına batırabiliyor. Yani bunlar yaşanan olaylar yaşanıyor ve bize bildirilen böyle çok olay var. Onu söyleyeyim baştan. Tabii ki olasılık tabii ki yüksek. Ameliyathanede çok yaşanıyor bu. Hiçbir önlem alınmazsa bu olay, bu faaliyet, cerrah operasyonu zaten yapılacak. Bu risk yüksek olasılıkla olabiliyor. Risk skoru da tabii ki yüksek olacaktır. Önceliğimiz mutlaka ilk önce ele almamız gereken risk olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi yine yöntemlerimize gelirsek, risk metodolojisi hiyerarşimize gelirsek, ortadan kaldırma, yerine koyma, mühendislik kontrolleri, idari kontrol tabii ve kişisel koruyucu donanım kullanımı aşamalarına ortadan kaldırma yapılan işlem için dedik ya biz sağlık hizmeti veriyoruz. İnsana dokunuyoruz. Yani yaptığımız çoğu işlemin hemen hemen belki de bütün sağlık hizmetine matuf olan işlemlerin alternatifi yok. Yani bir cerrahın bu arada gerçekten onların da hakkını teslim etmek lazım. Bir cerrah kolay yetişmiyor. Allah yardımcılar olsun. Ben sağlığın içinden gelen bir iş güvenliği uzmanı olduğum için evet mühendisim ama ben 5 yılda aktif olarak erkek hemşirelik yaptım. Daha sonra okuduk. İşte ünvanımız değişti falan ama yapılan işlemleri ameliyathanede gördüm, acillerde de çalıştım, birçok tıbbi süreçte bulundum. Hem idarecilik anlamında hem çalışan anlamda o hastane koridorlarının tozunu yutan bir kardeşiniz, bir arkadaşınız, dostunuz olarak gerçekten işleri çok zor. Allah yardımcısı olsun bir cerrah da kolay yetişmiyor. Onları korumak da tabii ki devletin, bizim, hepimizin görevi. Onlarla beraber diğer sağlık çalışanı, hemşire arkadaşlarımızı ve tüm sağlık çalışanları korumak da işte İş Sağlığı Güvenliği Kanunu burada çok önem arz ediyor. Bu kültür burada çok önem arz ediyor. Öyle bir şey zaman oluyor ki bazen rutin hale geliyor cerrahlarımız için yaptıkları işlemler. Şimdi bizim için çok makro işlemler bunlar. Yani gözümüzde büyütmemiz gereken ki öyle işlemler bunlar ama onlar için rutindir. Yani günde düşünebiliyor musunuz? 50 tane 50 tane demeyeyim de biraz abartılı olur. 10-15 tane hastayı aç kapa ya açıyorlar. İşte ameliyat nedir? İlgili hastalık doku organ her neyse oraya müdahale ediliyor. Sonra kapatma. Bunu onun rutin hale geldiği zaman bazı şeylerde profesyonel körlük oluşuyor. Güvenlik anlamında, güvenlik kültürü anlamında. İşte buraya parmak bas diyen mesela örneğinde olduğu gibi. Anlatabildim mi? Burada da iş sağlığı güvenliği ve iş sağlığı güvenliği profesyonelleri devreye girmek zorunda. Bizler işverenler adına sahada bulunuyoruz. İşverenler adına onların iş sağlığı güvenliği danışmanları olduğumuz için sahada bulunup onları koruma adına bizim yaptığımız tamamen onların can güvenliğine sari olan çalışmalar. Bir kere bunu çok iyi anlatması lazım iş güvenliği uzman arkadaşlarımızın. Yani bizim işimiz cacurtla, kibirle, enanetle yapılacak bir iş değil. İyi bir iletişimle, iyi bir eğitimle, iyi bir donanımla ve sahada mutfakta olmakla. Bu çok önemli. Sahada olmadan uzaktan uzağa selamla bu iş olmuyor. Yapılan işlem için dedik ya mümkün görünmüyor. Ortadan kaldıramaz bu işlemi. Yapılacak bu işlem yani. Cerrah operası, ameliyat olacak. Yerine koyma yapılan cerrah işlemin ikamesi yoktur. Yani şu an robotik cerrahi var ama yine robotik cerrahi dediğimiz şey mikro işlemler için geçerli. Yine bir cerrahın elinin değmediği bir operasyon alanı, operasyon dokusu ben düşünemiyorum, tasavvur edemiyorum. İkamesi olmadığı için mutlaka cerrahlarımız ve ilgili ameliyathanedeki ekibin yer alması gerekiyor bu süreçte. Mühendislik kontrolleri bir kere yardımcı ekibin cerrahi bölgeye elle temasının önlenmesi çok önemli. Yani oraya elle bas değil de böyle mikro ekartörler gördüğünüz üzere birinci resimde gördüğünüz üzere o mikro çatalcıklar öyle diyeyim. Onların kullanması biraz daha kesicilerce alet yaralaması riskini biraz daha düşürüyor. Onu söyleyeyim. Mikro ekartör kullanımı çok önemli. Bir de cerrahi herhalde sap kısmı ile verilmesi dediğimiz var ya bakın ikinci resimde bisturi kesilende batmalarında bisturi batma bu çok oluyor. Yani hekim arkadaşımız, cerrah arkadaşımız, yanındaki yardımcı hemşire işte onu asiste eden hemşire arkadaşına şey verirken, işlem sonrası bisturi verirken
direkt sivri tarafıyla, kesici tarafıyla uzaktan onun bir anlarına geldiği andan itibaren bir dönmesiyle batabiliyor. Bazen olabiliyor. İnsan olduğu her yerde kusur olur sevgili dostlar. Bakın bunu unutmayın. İnsanın olduğu her yerde kusur olur. O yüzden eskilerin tabiriyle, eskilerimiz hatırlayın, annelerimiz, büyüklerimiz bir bıçağı bile uzatırken bize böyle ucuyla, değil mi? Sivri tarafıyla vermezlerdi. Ne yaparlar? Tersini çevirir, sapıyla verirlerdi. Buradan aynı yöntem uygulanacak. Bakın çok basit bir yöntem aslında. Bu mühendislik kontrolü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir şey bu. Davranış değişikliği. Eğitim verme, burada kesitleyici alet yanılmaları ilişkin, kullanılan ekipmanların kullanımına ilişkin eğitimler, bölüm bazlı eğitimler çok önem arz etmekte. Tabii ki temel iş sağlığı güvenliği eğitimlerinde bunlara yer verilebilir. Verilmesi de lazım. Yine uyarı işaretleri koyma. İşte cerrahi aleti, işte cerrahi bisturi, işte bisturiyi uç kısmı, uç tarafından verme gibi. Ben böyle bir güvenlik şartları falan çok yapmışımdır. Anlatabildim mi? Veya mutlaka yara bölgesinde mikro ekartör kullan. Ameliyathanede de böyle. Ameliyathanede hekim ve hemşirelerin ve ameliyathane ekibinin dinlendiği odaya bu tür böyle uyarı afişleri konulabilir. Anlatabildim mi? Çok önemli. İşte ortam gözetimi burada yine iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekim arkadaşlarımızın dönem dönem ameliyathanelere gidip yapılan işlemleri gözlemlemesi çok önem arz etmekte. Oradaki işi de aksatılmasına mahal vermeden tabii. Oradaki insanların da elini ayağını birbirine şey yapmadan bu çok önem arz etmekte. Onları da engellememesi lazım. Cerrahi bariyerli eldiven kullanımı cerrahlarımız için çok önemli. Maske, gözlük, cerrahi maske, tıbbi maske ve gözlük kullanımı, iş gözlüğü kullanımı yine önemli. Tabii ki riskin ortadan kaldırılması mümkün değil dedik. Ortadan kaldırma diye bir şey söz konusu değil. Ama yerine koyma kapsamında cerrah işlemin ikamesi de yoktu, gördünüz. Yine risk yüksek ama mühendislik kontrolü kapsamında yardımcı ekibin cerrahi bölgeye elle temasının önlenmesini sağlarsanız biraz daha olasılığı düşürürsünüz. Bistürü kesisi olasılığını düşürürsünüz. Ve sütür iğnesi, dikiş iğnesi diyeyim ya da amiyane tabirle batma riskini önlemiş olursunuz. Şiddete tabii ki düşük olur. Biraz daha orta risk, düşük risk vaziyetine çekersiniz. Genellikle zaten elle ekartasyonlarda çok oluyor bu iğne batmaları, bir tür kesileri. İdare kontrolör kapsamında uyarı işaretleri ve eğitimler, bölüm bazlı eğitimler, enfeksiyon eğitimleri çok önem arz etmekte. Mutlaka o insanların yanına gidip bölüm bazlı eğitimler. Çünkü şöyle bir şey, bir ameliyathane ekibini zırt pırt zırt pırt aşağıya eğitime veya şuraya çağıramazsınız. Yani onların ne zaman, ne şekilde, nasıl, onların zaten saati yok. Böyle özellikle olan personelleri ya gel ben sana eğitim vereceğim, gel aşağı deyip yarım saat, bir saat aşağıda tutamazsınız. Zaten böyle bir süreç olmaz. Bu işi aksatmaktır. Bizatihi bölüm bazlı eğitimlerde enfeksiyon hemşiresiyle beraber, gerekse iş yeri hekimi, iş yeri hemşiresi, eğer müsait olursa iş yeri hekiminin zamanı, çünkü poliklinik de yapıyor iş yeri hekimi. İş güvenliği uzmanı mutlaka bir ekip maharetiyle gidip orada sohbet şeklinde bir çay, bir kahve içersiniz ameliyathane ekibinden, anlatırsınız bunları, konuşursunuz. Şu örnek veriyorum, şu tabloyu bile açıp karşılarına gösterip şöyle, yanınızda bir laptop da olabilir, hiç önemli değil. Ve telefonlarınızdan bile, WhatsApp'tan bile atabilirsiniz onlara. Ya şu tabloyu bir inceler misin? Şu resimlere bir bakar mısınız? Sizden ricam, bir bakın. Bunlar yaşanıyor mudur? Muhtemelen yaşanıyor diye empatik kanallarla tabii bunu sağlayabilirsiniz. Çünkü zaten adamların işi başından aşkın. Bir de adamları yarım saat, bir saat bir yerde modama tutamazsınız. Tutmamalısınız da zaten. Sağlık hizmeti süregenlik ve 7/24 süren bir süreç. Cerrahi bariyer kişisel koruyucu ekipmanla verdiğiniz zaman çalışanınızın riskini, yani bisturi ucu kesisi veya iğne batması riskini ne yapıyorsunuz? Minimize etmiş oluyorsunuz. Bu da ameliyathaneden bir faaliyetti. Bakın bu patoloji laboratuvarından mikrotomla kesit alma, doku örneği alma işlemi. Bunları işte dediğim gibi, yani hastanelerde yapılan işlemlerden örnekler seçtim ben. Anlatabildim. Faaliyet nedir? Patoloji laboratuvarından kesit alma. Hemen notu aldınız. Burada ne faaliyet yapılıyor? Gittiniz iş güvenliği uzmanınızla, patoloji laboratuvarı. Biz burada patoloji laboratuvarı kesit alıyoruz. Neyden alıyorsunuz? Mikrotomla alıyorsunuz. Mikrotom cihazı, işte şu gördüğünüz üzere şu cihaz. Tehlikesi ne bu işlemin? Tabii ki kesit cihazı, parafin kullanımı, hastadan alınan organ doku materyallerinin hepsi başlı başına birer tehlike kaynağı. Risk nedir peki burada? Kesitleyici alet yanması, göze doku veya parafin sıçraması. Evet, yüksek mi? Tabii ki yüksek. Eğer hiçbir önlem almazsanız böyle bir riskle karşı karşıya kalırsınız. Yine risk metodolojisi, hiyerarşimize dönecek olursak, ortadan kaldırma, yerine koyma, mühendislik kontrolü, idari kontroller, eğitim ve kişisel koruyucu
donanım kullanımı, bunları sıralarsak eğer ortadan kaldırır. Yapılan işlem için mümkün mü? Hayır. Robot kullanmanız lazım. Yani patoloji teknikeri veya patoloji uzmanı hekim arkadaşımız yerine robot koyamayacağınıza göre yapılan işlem için ortadan kaldırma işlemi söz konusu değil. Yani. Tabii ki yerine koyma ikame, yani otomatik mikroton cihazı kullanımı sağlayabilirsiniz. İşte burada yerine koyma ikame yönteminde otomatik, tabii bu biraz maliyetli bir şey olabilir. O yüzden çok hastane yönetimleri yanaşmayabilir. Mevcut sisteme devam edebilirler. Mevcut sisteme devam ettiklerini düşünürsek yine mikroton mühendislik kontrolleri kapsamında mikroton koruyucu ekipmanının doğru kullanımı, ergonomik çalışma ortamı oluşturma, ışık, termal konfor, oturmuş olduğu koltuğun düzeyi ve masanın yüksekliği, bunların hepsi ergonomik ve mühendislik tasarımı kapsamında kontrol edilmesi gereken olgulardır, unsurlardır. Eğitim verme, yine uyarı işareti koyma, patoloji laboratuvarında yapılan işlemlerin tehlikesine ilişkin uyarı işaretleri konulabilir. Bu uyarı işaretleri yaptırırken iş güvenliği uzmanı arkadaşımız gidip oradaki patoloji laboratuvarında patoloji uzmanıyla patoloji tekniker arkadaşımızla görüşmesi lazım. Yaptığı işin tehlikesini ondan görmesi, öğrenmesi, hissetmesi ve ben buraya ilişkin bir uyarı levhası koymak istiyorum. Sizce ne koysam bu sizi daha çok şey yapar, uyarır, uyanık tutar gibi oradaki diğer anlara falan kendisi karar verebilir. Beraber karar vermesi lazım. Bölüm bazlı eğitimler yine önemli. İşte ortam gözetiminden kastımız iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı güvenliği profesyonel arkadaşlarımızın gidip arkadaşlarımızın yerinde yaptığı işlemde başında ziyaret etmeleri, görmeleri, notlarını almaları. Cerrahi bariyer eldiven kullanımı yine önemli. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı zaten tüm sağlık hizmet süreçlerinde önemli. Risk ortadan kaldırma diye bir şey söz konusu değil. Bu risk var, evet. Ama bunu biz minimize edeceğiz. Nasıl yapacağız? İşte otomatik mikroton cihazı kullanımı eğer söz konusu olursa yine de riskin yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü insan faktörü yine var orada. Bir şekilde patoloji laboratuvarında patoloji tekniker arkadaşımızın ve patoloji uzmanı hekim arkadaşımızın varlığı söz konusu orada bulunacak. O halde mühendislik kontrollerine biraz daha önem vermemiz lazım. Nedir? Mikroton koruyucu ekipmanın doğru kullanımı. Mikroton koruyucu ekipmanlar vardır. Böyle fleksi şeyler. Daha patolojide laboratuvarda çalışan arkadaşlarım, dostlarım çok daha iyi anlayacaklardır. Dedim ya, bir işi en iyi yapan bilir. Tehlikesini en iyi yapan bilir. O kapsamda öyle bir ergonomik çalışma ortamı oluşturursanız masanın yüksekliği, sandalyenin yüksekliği, işte çalışanın kol, omuz ve rahatlamasını, işte ayaklarının altındaki desteklemeleri falan yaparsanız, onun çalışma konforunu arttırırsanız iş stresi de azalmış olur. İş stresi azalan bir çalışan daha huzurlu, kafası rahat çalışır. Sırt ağrı, bir an önce şunu bitirin, bir an önce şunu bitirin, bir an önce şunu bitirin diye uğraşmaz. Çünkü ona rahat bir çalışma ortamı sağladınız siz. Bu çok önemli. Evet, eğitim mutlaka yaptığı işin tehlikelerine yönelik bir uyarı, ikaz eğitimi verilmesi gerekiyor. Bölüm bazlı yine verilebilir. Veya temel iş sağlığı güvenliği eğitimleri kapsamında örnek vereyim, şu paylaştıklarım bile bir eğitimin konusudur. Mesela patoloji için, patoloji birimi için. Öyle diyeyim. Risk skoru tabii ki daha da düşüyor. Uyarı işaretleri, ortam gözetimi, uyarılarla beraber biraz daha risk kabul edilebilir düzeye çekiliyor. Bir de kişisel koruyucu ekipman verirseniz ilgili çalışanlarımıza tabii ki risk düzeyini çok altlara çekmiş olursunuz. Şimdi evet, asıl belki de bu akşamki sunumumuzun asıl ana unsuruna biraz daha gelmiş vaziyetteyiz. Bakın, sağlık personelinin biyolojik risk etmenlerine maruziyeti ve COVID-19 gibi salgın hastalık durumlarında hastanelerde risk değerlendirmesi nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Bu çok önemli çünkü şu an gündemimizde en fazla yaşanan bu. Bakalım. Şimdi bir defa bizim bu çok fazla bilinmez sevgili dostlar. Nedir o? Bilmiyorum, onu da söyleyeyim size. Biyolojik etkenlere maruziyet listelerinin önerilmesi hakkında bir yönetmelik var. Yönetmelik çok göz ardı edilen bir yönetmelik. Aslında bizim hastanelerimizde sağlık hizmetlerinin sunumunun yapıldığı kurum ve kuruluşlarında bu yönetmeliğe hasreten dikkat edilmesi lazım. Yapılacak risk değerlendirmelerinde de biyolojik risk etmenlerine maruziyet süreçlerine ilişkin yapılacak risk değerlendirmesinde mutlaka bu yönetmelikten ciddi manada faydalanması gerekiyor. Bakın, göstereceğim size. Bir defa biyolojik risk etmenlerine maruziyet kapsamında yine yönetmelikten hareketle, bakın göstereceğim size, yine yönetmelikten hareketle, şöyle hareketle risk düzeyinin
tespit edilmesi lazım. Yani çalışanlarımızın, sağlık personelinin, hekimlerin, hemşirelerin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının hastanede karşılaşmış olduğu biyolojik etkenlerin sınıflandırmasını iyi yere koymamız lazım. Düzeyi iyi tespit etmemiz lazım. İlgili yönetmelikten alıntıdır. Bakın, normalde sağlık çalışanlarımızın, sağlık personellerinin karşılaştıkları biyolojik risk düzeyi bizim grup 3 biyolojik etkenler dediğimiz insanda işte ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, işte bakın COVID aslında buraya giriyor. Hatta buna ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nün de bir tanımlaması mevcut. Topluma yayılma riski bulunabilen, evet var, bunların hepsi var. Ancak genellikle etkili korunma ve tedavi imkanı olan biyolojik etkenler. Genellikle COVID'i biz bu risk düzeyine sokuyoruz, bu sınıfa sokuyoruz. Anlatabildim mi? Hatta bir de grup 4 biyolojik etkenler, bu grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenler, bu gruplardaki biyolojik ajanlar, sağlık personeli üzerinde ciddi sıkıntılar, ciddi risk oluşturan ajanlardır. Onu baştan söyleyeyim. İnsanda ağır hastalıklara neden olabiliyor grup 4. Çalışanlar için ciddi tehlike oluşturuyor. Topluma yayılma, işte mesela HIV, işte hepatit C, ne bileyim ben, rabies virüsü örnek veriyorum, yani toplama yayılma riski yüksek ancak etkili koruma tedavi yöntemi de bulunmayan biyolojik etkenler kapsamında bu özellikle grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenler risk düzeyimizin tespitinde bize öncü oluyor, yol gösterici oluyor. Demek ki bizim biyolojik risk etmenlerine maruziyet kapsamında sağlık çalışanlarımızın risk düzeyi gerçekten nedir? Yüksek risk düzeyidir. Bunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde biyolojik risk etmenlerine maruziyet tespitinde nedir? Gördüğünüz üzere biyolojik risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Bir kere biyolojik etkenlere maruz kalma riski ne kadar var? Herhangi bir çalışma ve çalışanın sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için bir kere çalışanın maruziyeti söz konusu bu. Maruziyetin türü, süresi ve düzeyi. Bunların mutlaka belirlenmesi lazım. Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenleri ki sağlık çalışanları, sağlık personeli, hekim ve hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız birden fazla işte grup 3 ve grup 4'teki biyolojik risk etmenleriyle ciddi manada karşılaşmaktalar. Bu tehlikelerin zararlı biyolojik etkenlerin tüm oluşturacak tehlikeler dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Bakın biyolojik risk etmenlerine maruziyet ilişkin yönetmelikten alıntıdır bunlar. Ben size söyleyeyim. Yönetmelik o kadar önemli ki bizim hasta risk değerlendirmesi yaparken bu yönetmeliği de risk değerlendirmesi yönetmenini alırken yanımıza bu yönetmeliği de spesifik olarak yanımızda başucumuzda bulundurmamız gerekiyor. Risk değerlendirmesi çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda tabii ki nedir? Yenilenmesi lazım. Aynı ekipman değişiminde yenilendiği gibi ve iş yeri değişikliğinde yenilendiği gibi veya büyük bir iş kazası yaşandığında risk değerlendirmesi yenilmesi gibi burada da bir yenilme söz konusudur. Risklerin belirlenmesi, değerlendirmesi. Bakın işte virüsler, bakteriler, fungüsler, işte protistler falan. Tabii ki risk değerlendirmesi yaparken, biyolojik risk etmenlerine ilişkin risk değerlendirmesi de yaparken, COVID özelinde risk değerlendirmesi yaparken, iş sağlığı güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğindeki hususlar yer alan hükümlerle beraber aşağıdaki hususlarda risk değerlendirmesinde dikkate alınır. Nedir? İnsan sağlığına zararlı olan ve olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması. Az önce gösterdim, söyledim. İşte grup 3, grup 4 dedim, dikkatinizi çekersen. Yetkili makamların, mesela bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın, çalışanların sağlığını korumaya matuf, sari olan uygulama, genelge, yazı, resmi yazı ve tebliğ rehberleri mutlaka denetim sonuçları dikkate alınması gerekir. Yine aynı şekilde çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklar nelerdir? Bunların mutlaka bilinmesi lazım. Bunlar hep not alınacak. İşte biyolojik risk etmenlerine maruziyet ilişkin risk yönetiminde öncelenmesi gereken bilgiler bunlar. Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik ve toksik belirtiler ne olabilir? Etkiler ne olabilir? Yaptıkları işten doğrudan bağlantılı olarak çalışanlar yakalandık hastalığı. İşte illiyet bağı dediğimiz meşhur Sosyal Güvenlik Kurumu'nun illiyet bağı diye sürekli tekrar ettiği illiyet bağı dediğimiz ibare burada karşımıza çıkıyor. Yaptıkları işten kaynaklı mı? İşte meşhur iş yeri hekimliğinin, iş sağlığı güvenliğinin babası derler ya, Ramazan abi derdik sonra Ramazini. Doktor Ramazini'nin yani hastanıza önce yaptığı işi sorun diyor ya. Burada da aynı şekilde yaptıkları işle doğrudan bağlantılı mı değil mi?
yaşamış olduğu bu hastalığın, rahatsızlığın neyse artık. Biyolojik risklerin azaltılması kapsamında dediğimiz gibi işveren, iş yerinde biyolojik risk etmenlerine maruziyet riskini azaltması için mutlaka aşağıdaki önlemleri alması lazım. Burada işveren tanımı çok önemli. Kanunda da geçiyor. Yönetmeliklerimizde de geçiyor. 6331 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'na geçiyor. İşveren kimdir bir iş yerinde? Bunu tekrar etmek istiyorum. Ne olur? 6331 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'na göre SGK sicil numarası olan her yer bir iş yeridir. Oranın en üst yöneticisi işverendir. Patronu işverendir. Hastanelerimiz için başhekimlerimiz veya onların yetki devri yapabileceği, işveren vekili yetki devri yapabileceği, ilgili kanun 631'e göre yetki devri yapabileceği başhekim yardımcılarımız işverendir hastanelerimiz. Buradaki işverenden kastımız odur. Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre çalışanların sağlık ve güvenliği gibi riskler ortaya çıkarsa çalışanlardaki bu biyolojik maruziyeti önler. Bu bir hükümdür, kanun hükmüdür aynı zamanda. İşverene verilmiş bir ödevdir bu. Bunun teknik olarak mümkün olmadığı hallerde malum yapılan iş ve risk değerlendirmesine dikkate alınarak sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde çalışanların maruziyet düzeyinin en aza indirilmesini sağlar. Bunu da nasıl yapacak? Bakın bunu da şu şekilde yapacak. Bir kere biyolojik risk etmenlerine maruziyet noktasında maruz kalan ve kalabilecek kişi sayısı, çalışan sayısını minimum düzeyde tutmak lazım. Yani biyolojik risk etmenlerinin varlığının söz konusu olduğu iş yerlerinde, alanlarda, kliniklerde, birimlerde çok çalışan bulundurmamak lazım. Bu çok önemli bakın. Ve minimal düzeyde personel bulundurması çok önemli. Çalışma prosesleri, teknik kontrol önlemleri yine biyolojik risk etmenlerine maruziyetten azaltılması noktasında önem arz etmekte. Yani biyolojik risk etmeninin varlığının olduğu ortamda en az düzeyde, en az kişiyle, en az kişi çalışanla, en az çalışanla, en az sürede işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi lazım. Burada devreye ne giriyor? İşte nöbetler, vardiyalar, ne bileyim ben çalışma sistemleri biliyorsunuz hastaneler 7-24 durmaksızın, non-stop durmaksızın çalışan iş yerleri. Burada çalışanların mümkün mertebe özellikle COVID ve biyolojik risk etmenlerin yüksek olduğu kliniklerde, alanlarda bulaş hastalıkların tedavi edildiği kliniklerde sağlık personelinin, hemşirelerin mümkün mertebe en az süreyle çalıştırılması ve devir daim yaptırılması lazım. Bu ne demek oluyor? 24 saat çalışma insani bir çalışma sistemi değildir. Bunu baştan söyleyeyim. Siz bir sağlık çalışanı 24 saat o birimde, klinikte tutarsanız ve hep COVID hastalarının olduğu bir alansa bu, anlatabildim mi? Ya bunlara hizmet eden bir hemşire hanımsa bu arkadaşımız, 24 saat içerisindeki maruz kalabileceği viral yükü düşünemiyorum bile ben. Bunun gibi işte toplu koruma önlemleri alınır. Tabii ki toplu koruma önlemleri alınır. Eyvallah doğru ama bizim dediğimiz gibi işlerimiz genellikle birebir hastaya dokunuyorsunuz. Mutlaka hastayla bir maruziyetin söz konusu. Başka yerle önlenemediği için mutlak surette kişisel korunma yöntemleri önerilir ve ona ilişkin ekipmanlar sağlanması, temin edilmesi ve uygulatılması gerekmektedir çalışan. Hijyen önlemleri. Tabii ki biyolojik çalışanın kendi içerisinde el hijyenleri mesela el hijyeni çok önemli burada. Biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kazara dışarıya taşınması ve sızmasının önlenmesi. Yani o alanların çok ciddi manada izole edilmesi lazım. Oradan rahat bir şekilde dışarıya biyolojik risk etmenin yayılmaması lazım. Dediğim gibi işveren tanımını zaten söylemiştim. Biyolojik risk etmenlerin azaltılması kapsamında mutlaka yine biyolojik etkenleri içeren, bu daha çok böyle aşı ve serolojik laboratuvarlar için 6. madde yönelik bir plan hazırlanır. Bizim zaten COVID özelinde bakanlığımızın da rehberliği doğrultusunda COVID pandemisi eylem planımız söz konusu. Bu 6. madde kapsamında o plan değerlendirilebilir. Biyolojik risk işaretiyle birlikte mutlaka değişik güvenlik işaretleri kullanılması gerekir. Bakın bazı güvenlik işaretlerine de ben burada atıfta bulunmak istiyorum. Kısaca hemen göreceksiniz. Bir kere kırmızı renk, sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre yasaklayıcı işaretlerin rengidir. Sarı mutlaka uyarı, ikaz işaretidir. Dikkatli ol işaretidir. Mavi ise yani mavi tonajın yoğun olduğu güvenlik işaretlerimiz genellikle emredici. Daha çok kişisel koruyucu ekipman kullanımı teşvikinde daha çok kullanılan şeylerdir. Nedir o? İşaretlerdir. Mavi.
Yeşil acil çıkış ve ilk yardımı temsil eder. Yine kırmızı yangınla mücadele işaretleri kapsar. Bakın yangın dolaplarının üzerinde mutlaka kırmızı ile ilgili uyarı işaretleri görürsünüz. İşte yangın dolabı, yangın hortumu, ne bileyim o yangın söndürücü cihaz diye, YSC diye mutlaka bir işaret, kırmızı ile bezeli bir işaret mutlaka görürsünüz. Biyolojik risk işaretimizi zaten biliyoruz. Her sağlık çalışanı mutlaka bilir. Biyolojik risk işaretinin yoğun bir şekilde kullanılması gerekiyor hastanelerde, kullanılması gerekiyor hastanelerimizde. Ortam ölçümleri tabii ki önemli. Atıkların bizde daha çok hastanelerimizde tıbbi atıklar ve tehlikeli atıklar söz konusu olabiliyor. Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği. Bakın dedik ya bir risk değerlendirmesi yaparken mutlaka yasal mevzuatların hemen hemen hepsini masamızın üstüne koymamız lazım. Nerede ne varsa hepsinden bir arı misali mutlaka oradan da alacağız, oradan da alacağız. Yani işimize yarayan ne kadar ibare varsa alıp harmanlayıp çok güzel bir risk değerlendirmesi yapabiliriz. Tıbbi atıkların ve tehlikeli atıkların bertarafı, depolanması, bunları taşıyacak olan, toplayacak olan çalışanların eğitimleri, güvenlik prosedürleri, bunların hepsi risk değerlendirmesinde belirtilmesi, risk değerlendirme dokümanında belirtilmesi gerekmektedir. Biyolojik etkenlerin içeri içinde bir şekilde kullanılması, taşınması gerek üzere, yani kan taşıma gibi, bazı doku örneklerinin taşınması gibi işlemlerde ki SKS 6.1'de işte kan transfüzyonlarında veya doku örneği taşınmasında veya ameliyat patolojik örneklerin taşınmasında prosedürler çok güzel standartlarda belirtilmiş. Arkadaşlarımıza bakmasını tavsiye ederim. Ben belki de eski bir kaliteci olduğum için, kalite yönetim direktörü olduğum için SKS'de bir göz atarım ben genelde. Bakın işte COVID üzerinde bir kere COVID'in sağlık çalışanları üzerinde oluşturabileceği sıkıntılar neler olabilir ve bunlara ilişkin önlemler nasıl olur? Biz bunu bir checklistle tespit edebiliyoruz. Tehlikesini tespit edebiliriz. COVID-19 sağ gözetim formu kullanıyorum mesela ben genellikle. Bunu mutlaka genelde haftada bir dolduruyorum bunu. Arkadaşlarımıza söylüyorum. Buradan da örnek göstereyim. Mesela tüm alanlarda mutlaka bir COVID denetimi yapıyorum. Nedir? Çalışma ortamı, çalışanların işe girişini temassız ölçer, ateşte mutlaka ölçülmesi. Bir ara bu çok yoğun yapılıyordu. Şu anda bazen sekteye uğrayabiliyor. İşte çalışma ortamının elle temas edilmesine gerek kalmadan, el kullanımına gerek kalmadan çöp kovalarının yerleştirilmesi, işte ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayetler olan sağlık çalışanlarının ortamdan, çalışma ortamından izole edilerek iş yeri hekimi tarafından değerlendirilip gerekse izolasyona tabi tutulması. Bunlar COVID-19 özelinde yapılan risk yönetim sürecine ilişkin yapmış olduğumuz işlemler. Yemekhane ve dinlenme alanı genellikle hastanelerimizde sağlık çalışan arkadaşlarımız COVID-19'a yakalanan genellikle yaşanan bu. Yani burada kesinlikle kimseyi de suçlamıyorum. Bu olur. Genellikle arkadaşlarımız birbirine bulaştırarak COVID-19 maruziyeti yaşıyorlar. Maalesef bu oluyor. Dışarıda da tabii kapıyorlar. O ayrı bir şey. Ama gene de hastanede bir arada ortak alanlar var. Yemek, dinlenme, işte çay içme, kahve içme şu falan. O alanlarda bulaştırılabiliyor. O alanlarda kişisel koruyucu ekipman veya maske kullanımı biraz daha zafiyete uğrayabiliyor. Bunlar normaldir. İnsani şeylerdir. Bunlara kesinlikle bir şey demiyoruz. Bu bağlamda işte yemekhane ve dinlenme alanları özellikle gözetilmesi gerekmekte diye düşünüyorum ben. Yemekhane ve dinlenme alan hijyeninin, dezenfeksiyonunun sağlanması çok önemli. Mümkünse tek kişilik kumanyaların dağıtılması çalışanlara, mümkün mertebe kalabalığa yer vermeden, mahal vermeden mutlaka şey bol su, sabun, peçete gibi, dezenfektan gibi şeylerin sağlanması yemekhane ve dinlenme alanında. Yemekhane görevlilerinin de yani yemek sunumu yapan görevlilerin de mutlaka hijyen kontrollerinin ve sağlık kontrolünün yapılması çok önemli. Mesela ameliyathane özelinde işte dedik ya dokümantasyon kısmı işte risk analizi tablomuz bizim bu. L tipi 5x5 matriste yapılmış bir analiz tablosu. Şimdi burada yuvarlığa aldığım kısım işte alması gereken önlemler, enfeksiyon riski ve burada ben COVID-19 için özel bir alan açtım. COVID-19 kapsamında bizim COVID pandemi eylem planımız olmakla beraber COVID-19'a özel çok fazla geniş bir ayrı bir risk analiz planı programı yapmadım. Neden yapmadım? Az önce gösterdiğim checklistler kullandığım için. COVID-19 ortam gözetimi checklistleri kullandığım için ama genel risk analiz tablolarında örnek veriyorum ameliyathane bölümü için mesela COVID-19 salgını, influenza salgını gibi pandemi ve epidemi döneminde hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları diye bir ara başlık açtım enfeksiyon riski altında. Ve bunun hangi çalışana, hangi personele ne şekilde maruziyet oluşturabileceğinin skorlamasını burada görüyorsunuz. Bakın mesela COVID-19 özelinde diyelim ki
anestezi hekimlerine yüksek risk verdim. Düşünsenize. Yani çünkü çok kolay virülansı yüksek olan, patojenitesi yüksek olan, yayılma hızı, instansı çok yüksek olan bir enfeksiyon etkeni COVID-19. İnhalasyonla çok rahat bulaşabiliyor. Bir hapşırıkla, bir tıksıkla 5 nefeste, 6 nefeste ortamda bulaşabiliyor. Daracık bir alanda COVID'li bir arkadaşla oturduğunuz zaman sadece yarım saat oturmanız, 10 dakika oturmanız yeterli oluyor. Siz de kapıyorsunuz bir şekilde, inhal ediyorsunuz. O yüzden hiçbir önlem alınmazsa, örnek veriyorum ameliyathane özelinde COVID-19 risk maruziyetini bakın. Anestezi hekimlerimiz için, cerrahi hekimlerimiz için, cerrahlarımız için ve hemşire, ebe, sağlık memuru arkadaşlar için yüksek risk olarak gösterdim. Burada bu tablonun şimdi biraz daha ayrıntısını göstereceğim size. Alması gereken önlemler, termin. Termin dediğimiz yani bir işi ne kadar sürede, kimler yapacak, ne zaman bitirecek, sonuçlandıracak. Daha doğrusu düzeltici, önleyici faaliyetin icraî kısmı oluyor termin. Onu baştan söyleyeyim. Bakın şimdi ayrıntısına gireceğim. Şimdi şurada gördüğünüz üzere bak. Az önceki tablodaki o işte alınması gereken önlemler. İşte yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipman verilmesi, çalışan sağlığı konularında bilgilendirme, eğitimler verilmesi, çalışanların periyodik sağlık muayene, uygun havalandırma ve iklimlendirme yapılması. Bu çok önemli. Temiz havanın merkezi sistemdeki temiz havanın daha uygun bir şekilde hastane içindeki tüm kapanında sirkülasyonun sağlanması, çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin bir program dahilinde mutlaka yapılması, kesici ilacı alet yaralamaları, enfeksiyon riski özelinde de tabii burada bazı kesici ilacı alet yaralamaları özelinde de burada belirtmiş olduğum alması gereken önlemler var. Başlıklama takiplerinin yapılması, işte çalışan kesici ilacı alet yaralamaları ile kan ve vücut sıvıları ile sıçramasına maruz kalma olay bildirimlerini ivedi bir şekilde iş sağlığı güvenliği birimlerine, birim amiri, birim sorumlusu nezaretine mutlaka yapmalı ki buna ilişkin bildirim süreçleri işletilsin. Düzeltici önleyici faaliyet kapsamında DÖF yapılırsa ne yapılması lazım? İşte COVID-19 özelinde mesela çalışanlara, COVID kliniklerde özellikle çalışanlara, COVID kliniklerinde personeline, sağlık personeline mutlaka N95 maske temini, siperlik, cerrahi boxer, nitrile eldiven, yani COVID-19 hastalarına müdahale eden, sağlık hizmeti veren çalışanlarımızın özellikle bu tür kişisel koruyucu ekipmanları kullanması zorunludur. Ondan sonra nedir? Çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Biraz hızlı da geçeceğim artık. Çalışanlar yine periyodik sağlık muayeneleri çok önemli. El hijyeni uyumu. Bunu enfeksiyon hemşirelerimiz genelde takip eder. Biliyorlardır. Ne demek istediğimi anlayacaklardır. Takiplerinin yapılması. El hijyeni çok önemli çünkü. Özellikle COVID-19 özelinde. İşte çalışanların iş kazası incelemelerinin İş Sağlığı Güvenliği Kurulu tarafından yapılması ve yaşanan bir kazanın bir daha yaşanmaması için mutlaka kök neden analizi raporlamasının yapılması. Bunu hastanelerimize yapacak olan profesyoneller de iş güveni uzmanlarıdır. Bir kere bunu da oturtalım. Kök neden analizlerini iş kazalarıyla alakalı, yaşanan kazalarla alakalı. Tesis kaynaklı olabilir, çalışan kaynaklı olabilir. Mutlaka yaşanan bir kazanın kök neden analizini hastanelerimize, iş güvenliği uzmanlarımızın yapması gerekmektedir ki doğrusu makul olan da odur. Onun haricinde yapılan her şey sadece bir kağıttan ibarettir. Ben söyleyeyim. Çünkü bir işi en iyi uzman yapar. Onun haricinde başka burada işte İş Sağlığı Güvenlik Kurulu tarafından yılda bir mutlaka kurulda tabii ki kurulun sekreteri sonra iş güvenliği uzmanı ve iş hekim tarafından yılda bir mutlaka temel iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin de verilmesi önem arz etmekte. Bakın şimdi burası çok önemli. İşte benim kastettiğim burasıydı. Sırf COVID-19'a ilişkin tabloyu aldım ben burada. Düzeltici önleyici faaliyet öncesi risk skoruyla düzeltici önleyici faaliyet sonrası risk skoru arasındaki farkı göstereceğim size. Siz önlemler aldıktan sonra az önce de bahsettik ya aşama aşama risk yönetimi metodolojisindeki o işlemleri uyguladıktan sonra işte anestezi hekimine ilişkin COVID-19 maruziyet riski 15 yüksek riski iken düzeltici önleyici faaliyetler az önce bahsettiğim düzeltici önleyici faaliyetler sonrası termin sonrası anestezi hekimlerimize ilişkin işte risk skor puanı ne oluyor? Düşük risk 6 puana düşüyor. 15 yani 6 puan düşüyor. Ama önlem aldıktan sonra bu hale geliyor. Bu çok önemli. İş sağlığı güvenliği hizmetleri ve risk değerlendirme süreci dinamik bir süreç. Bunu belirtmek istiyorum. Bu çok önemli. Yani ben yaptım oldu bitti tamam. 2 sene artık ben bunun üstüne yüzüne bakmam. Hayır öyle bir şey yok. Çünkü sahada sürekli işlem var, sürekli iş var, sürekli hizmet var. Tabii ki tehlike de var. Bu tehlikeler riski de olacak mutlaka. İşte cerrahi hekimlere ilişkin gördüğünüz üzere bakın. COVID-19 ameliyathanedeki bir cerrahımızın COVID-19
şu salgın dönemde özellikle maruziyet riski hiçbir önlem alınmasa 15 iken yüksek risk iken o az önce bahsettiğim önlemler alındıktan sonra ne oluyor? Düşük risk kabul edilebilir risk düzeyine ne yapıyorsunuz? Çekmiş oluyorsunuz. Bakın riski low en düşük seviyeye çekmiş oluyorsunuz. DÖF öncesi ve DÖF sonrası risk skoru farkını görüyorsunuz. Bunları ben daha çok biyolojik risk etmeleri için şey yaptığım için bunlarda vardı ama kalorifer kazan dairesi için bu çok fazla bunların üstünde durmak istemiyorum. Bunlarla çok başınızı ağrıtmak istemiyorum. Bunları daha önce de anlatmıştım. Ama şurada bir finansal risk analiz süreci. Mesela risk yönetimi ile ilgili çok sorular geliyor. Özellikle kalite yönetim ekiplerinden ve kalite yönetim direktörü dostlarımızdan finansal risk analiz sürecini nasıl yapacağız? Nasıl olmalı? Tabii burada da yine bir matris yöntemi kullanarak normalde bu bizim aslında birebir olan bir görevimiz değil. Çünkü bu bir mali analiz gerektiren bir süreç ama işin risk yönetim başlığı altında geçtiği için bu da bazı arkadaşlarımız biz de yardımcı oluyoruz. Tabii ki ben de eski bir idareci olduğum için bu süreçleri az çok biliyorum. Bilmeyen arkadaşlarımıza da biz yardımcı olacağız. Oluyoruz da zaten. Bakın iş kazaları ve meslek hasarları bu bir tehlikedir. Finansal risk açısından finansal risktir bir iş yeri için. Neden? Çünkü SGK giderleri, görünmeyen olan tazminatlar, işte iş göremezlik ücretleri, iş gücü kaybı, sizin için çok stratejik bir sağlık personelinin iş kazası neticesinde iş gücü kaybına ve hastanenize gelmediğini düşünün. Düşünebiliyor musunuz? Örnek veriyorum. Bir tane hastanede bir tane estetik cerrah var. Bir tane var. Bir tane var. Adamın yaptığı ameliyatların skorlaması da yüksek. Hastaneye getirdiği gelir de yüksek. Ama bir iş kazası yaşıyor. Bir maruziyet yaşıyor. Bir biyolojik risk maruziyeti yaşıyor. Ve o adam 10 gün, 15 gün belki de raporlu bir şekilde, istirahatlı bir şekilde iş göremez hale geliyor. Bu finansal risk açısından hastanesi bir sıkıntı gibi. Burada işlem sorumluları tabii ki her zaman idarecilerdir finansal risk analizinde ve diğer risk analiz süreçlerinde olduğu gibi. Onu da söyleyeyim. Bu da idari süreç risk analizine bir örnek. İşte mevcut insan kaynağının iyi kullanılamaması. Hastanelerimiz için idari süreç risk analizinde en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Bunu hasreten değinmek istiyorum. Yani elinizin altında elektrik elektronik mühendisi var. Adama veriyorsunuz bir oda, adamı atıl vaziyete getiriyorsunuz. Yanlış. Elektrik elektronik mühendisleri, makine mühendisleri hastanenin her tarafında kullanılması lazım ve her yerinde olması lazım. Bu çok önemli. Veya gerçekten işte bilgisayar bilimine hakim olan programcı düzeyinde, program düzeyinde bilgisayar teknolojisini bilen bir arkadaşımızın atıl vaziyette gidip evrak memurluğu yapması, evrak kayıt memurluğu yapması gibi. Bunlar mevcut insan kaynağını iyi kullanamamasına ilişkin örneklerdir. Bunların üstüne çok fazla durmak istemiyorum ama idari süreç risk analizine isteyen arkadaşlarım özelden ben bunları zaten atabilirim. Teşekkür ediyorum bu arada. Benim sunumum burada bu kadar. Burada telefon numaram da var. Tüm dostlardan hastaneden telefon numaramı almalarını, mail adresimi almalarını ve ne zaman isterlerse istedikleri zaman soru sorabilirler bana. Özelden de sorabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Benim sunumum burada bitti. Fatma Nurhan. Umarım çok sıkmadım sizi. Yok, estağfurullah Ercan Bey. Gayet güzel ve etkiliydi. Biz teşekkür ederiz. Yani şu anda katılımcılarımız sorularını hazırlarken ben şunu eklemek istiyorum. Ben size paylaştığınız tecrübelerin sonrasında aslında her alanda olduğu gibi de iş sağlığı ve güvenliği ve aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığının önemini aslında vurgulamış olduğunuz. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Şöyle. Evet. Şimdi Rica katılımcıların ederim. sorularını alacağız. Dilerseniz ben soruları tek tek aktarayım sizlere. Tamam. Şimdi ilk sorularımızdan biriydi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmayan hastanelerde, tabii Evet. siz bahsettiğiniz ve olması gerektiğini vurguladınız ama olmayan hastanelerde de risk değerlendirme eğitimi nereden alabiliriz diye sormuş Leyla Hanım. Şimdi olmayan hastanede risk değerlendirme eğitimi nereden alabiliriz? Bir kere iş güvenliği uzmanının olmadığı bir hastane ben bir kere düşünemiyorum. Neden düşünemiyorum? Çünkü çok tehlikeli iş yerleri olan hastanelerde hatta genellikle 50 ve üzeri işçi çalıştıran çok tehlikeli olan hastanelerde bu işlerin rehberlik ve danışmanlığını yapacak olan arkadaşlarımız iş sağlığı güvenliği profesyonelleridir. Bir kere bunu bilinmesini istiyorum. İsmi üstünde kanunlar öyle geçiyor. Teknik rehber ve danışman onlardır.
Bana kalsa en yakın hastanelerden veya kendi çalışanlar arasından görevlendirme yapmaları ve sürece katmaları. Çünkü gerçekten bir iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin hastanelerde sacı ayağından bir tanesi iş sağlığı güvenliği profesyonelleridir. Yani bir iş yeri hekiminin imza atmadığı bir periyodik sağlık muayene dosyasının hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Bunu her yerde söylüyorum. Kanuna göre konuşuyorum. Yani mevzuata göre konuşuyorum. İş güvenliği uzmanının olmadığı yerde de ortam gözetiminden bahsedemezsiniz. İş sağlığı güvenliği hizmetlerinden bahsedemezsiniz. Mış gibi yapmış olursunuz. O bu alanda ben arkadaşlarımın mutlaka bir iş güvenliği uzmanı ve iş sağlığı güvenliği profesyoneli, iş yeri hekimi mutlaka bulundurmalarını veya bu konuda hizmet artık nasıl şey yapılıyorsa, süreç işletiliyorsa hizmet talep etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu işi ikame ettirebilecek, evet verir herhangi bir çalışana, şu benim sunumu bile korsunuz ekrana yansıya atarsınız. Verdik mi? Verdik. Kime? Risk yönetim kuruluna. Ama işte az önce bir buçuk saatten beri anlatıyorum, görüyorsunuz. Anlatmak var, göstermek var, göstermek var. Anlatabildim mi? Ama yani risk yönetim kurulunun, risklendirme ekibinin omurgası, rehberi, danışmanı iş güvenliği uzmanıdır. Bana kalsa olmazsa olmazdır. Teşekkür ederim Ercan Bey. Nazif Hanım el kaldırmış sorusu için dilerseniz sorusunu alabiliriz. Tamam. Buyurun İyi Nazif Bey. akşamlar. İyi akşamlar Teşekkür ederim. diliyorum. İyi akşamlar Nazif Sunum Hanım. için teşekkür ederim. Size bir Rica sorum ederim. olacaktı. Ben Lütfen. İş Sağlığı ve Güvenliği lisans öğrencisiyim, son sınıfım. İş Evet. güvenliği uzmanı olmayan bir hastanede bir kongre için risk analizi hazırlayacağım acil servisinde. Belirli riskler dışında hangilerine dikkat etmem gerekiyor? Şimdi ben az önce de bahsettim Nazife Hanım. Hastaneler özelinde biyolojik risk maruziyetinin söz konusu olduğunu söyledim. Daha çok hastanelerimizde enfeksiyon, kesici delici alet yaralamaları, doku veya doku sıvısı kan sıçramaları ve iğne batmaları, bistüri kesileri gibi ve işte COVID-19 kapsamında inhalasyon yoluyla bulaşabilecek insidansı, bulaşma olasılığı yüksek olan, yeri gelince ölümcül olabilen pandemik hastalıklar gibi hastalıkların maruziyet risklerinin ön planda tutulması taraftarıyım ben. Hastaneler daha çok biyolojik risk etmenlerinin varlığı noktasında zaten çok tehlikeli iş yerleri olarak anılmakta. Yani bizi bir demir çelik işletmeleri veya bir maden ocağı gibi çok tehlikeli iş yeri sınıfına sokan işte bu ölümcül biyolojik risk etmenlerinin varlığıdır. Sanırım sorunuza cevap oldu diye düşünüyorum Nazife Hanım. Teşekkür ederim. Acil olarak ayrı düşünmemem gerekiyor yani bütün hastane geneli gibi düşünmem lazım değil mi? Hayır ben az önce de bakın sunumumda da belki gördünüz bölüm bazlı yaparken o bölümde çalışanların da sınıf sınıf maruziyetlerinin ve risk skorlarının ayrı olduğunu düşünmelisiniz. Anlatabildim mi? Yani Evet, acilde tamam şu an. tabii ki acili ayrı değerlendireceksiniz. Ameliyathaneyi ayrı değerlendireceksiniz. Yataklı servisleri, klinikleri, yoğun bakımlarınızı, ameliyathane servislerinizi, post toplarınızı, hatta preop alanlarınız varsa işte veya özel günübirlik hastalarınızın yattığı, günübirlik cerrahi uygulamaların olduğu alanlar, işte klinikler, birçok şey hastanede olan bütün unsurlar, yani hizmet unsurlarının ayrı ayrı tablolaştırılması. Çünkü her alanda farklı personel çalışıyor. Her alanda farklı personelin yaptığı işlemler de farklı. Yaptığı işlemlere yönelik risk analizinizi çeşitlendirirseniz çok daha doğru olur kanaati taşımaktayım. Teşekkür ederim. İyi Rica akşamlar ederim. İyi diliyorum. akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz Ercan Bey. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Verdiğiniz iğne batma risk örneği üzerine böyle bir sorumuz geldi. L tipi matris üzerine. Alınan tedbirler ile şiddet düşer mi diye bir soru geldi. Alınan tedbirlerle tabii ki şiddet düşer. Olasılığı düştüğü gibi şiddet de düşer. Çünkü maruziyet riskini ve maruziyet risk skor puanını düşürmüş oluyorsunuz. Yani tabii ki şiddetin şöyle bir şey. Daha doğrusu şöyle bahsedeyim. Aslında şiddet o olay yaşandığı zaman sizi yani yaşayan personelin, maruz kalan personelin işte iş gücü kaybını ifade eder.
Normalde şiddet aslında çok düşmez nihayetinde. Ama yaşanma sıklığı azalacağı için şiddetin relatif düşüşünü, yani tanımsal olarak, rakamsal olarak bir düşüş söz konusu olmaz. Anlatabildim mi? Şiddeti, yaşanma sıklığını siz alınan tedbirler sonrasında azalttığınız için şiddeti de aslında bir nevi relatif olarak düşürmüş oluyorsunuz. Teşekkür ederiz. Hemen diğer sorumuzu aktarıyorum. Risk değerlendirmesi sonrasında DÖF yapıldıktan sonra risk değerlendirmesi tekrar yapılıp risk skoru düşürmesi gerekir mi? Tabii ki. Neden? Zaten risk değerlendirmesi yaptıktan sonra DÖF öncesi ve DÖF sonrası diye iki tane tablo yayınladım ben, gördünüz. DÖF öncesi, düzeltici önleyici faaliyet öncesi risk skorlamalarının ne kadar yüksek olduğunu, risk düzeylerinin ve maruziyet sıklığının, şiddetin, olasılığın, yani riskin yaşanma olasılığının yüksek olduğunu o tabloda gösterdim. Ama DÖF, düzeltici önleyici faaliyet planlaması ve aktif şekilde icrası, sahada icrasından sonra ve bunun takibi, FUKO döngüsü dediğimiz o şey çok önemli. Planlama, uygulama, koordinasyon, işte aktif bir süreç, çünkü o biliyorsunuz. O süreçte denetimlerle beraber DÖF'ün aktifliğinin denetilmesi, denetimi, uygulanması, aktif bir şekilde uygulanması süreci sonrası tabii ki yaşanabilecek risk maruziyet skorları da düşecektir. Düşüyordur. Düşüyor zaten. Hemen diğer sorumuzu aktarıyorum Ercan Bey. İş kazaları sonrası hukuksal olarak yargı sürecinin bağlayıcılığı var mıdır diye bir soru gelmiş. Kim adına bağlayıcılığı var mı, onu ben öğrenmek, yani kimin bağlayıcılığı, soru biraz sanki biraz eksik gibi geldi bana, ama tabii ki bağlayıcılığı var, işveren açısından bağlayıcılığı var, %100 bağlayıcılığı var. Yani bir iş kazası yaşandığı zaman, yani bir Yargıtay ceza dairesi başkan vekili, yanılmıyorsam bir hocamızın da dediği gibi, bir yerde ölümlü veya ciddi uzuv kaybı, yaralama, bir kaza varsa bu kazanın sebepleri araştırılır. Sebepleri araştırılırken tabii ki kimin ne kadar ihmali varsa yargısal süreçte bu ortaya çıkartılır. İşte bu bağlayıcılıktır. Anlatabildim mi? Ama en çok iş kazalarında en fazla bağlayıcılık nedir o faktörü, işverenler üzerindedir. İşverenler üzerindedir, öyle diyeyim. Nihayetinde işte işverenler de ilgili en üst yöneticiler de iş sağlığı güvenliği profesyoneli ve iş sağlığı güvenliği hizmeti alarak, iş sağlığı güvenliği danışmanı tutarak bu bağlayıcılık noktasındaki sorumluluklarını hafifletmeye çalışmaktadırlar. Aynı zamanda çalışan açısından da bağlayıcılığı vardır. Burada çalışanın sorumluluğuna da gidilir. Onun ihmalleri var mıdır? İş sağlığı güvenliği önlemleri almasına rağmen kendisinin yapması gerektiği halde yapmadığı bir şeyden dolayı mı oluşmuştur? Yani burada çalışanlarda bir iş kazası tamamen masum değildir. Onu da bilmenizi istiyorum. Yani bağlayıcılığı hem çalışan açısından vardır, hem iş sağlığı güvenliği profesyoneller açısından vardır. İlk önce ve en fazla da işverenler açısından vardır. Ses gelmiyor Fatma Nur. Heh, şimdi. Geliyor sanırım. Heh. Volkan Bey sorunuz var sanırım. El kaldırmış. Buyurun. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor Volkan Bey, buyurun. Ercan Bey merhabalar. Merhaba. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Yani yaklaşık 1,5 saattir birlikteyiz. Benim Estağfurullah. sorum şu, ben bir şey Ses gitti Volkan Bey, alamadım ama. sesim şu an geliyor mu? Ha, şu an geliyor. Bir şehir hastanesinde İSG proje yöneticisiyim. A sınıfı Evet. iş güvenliği uzmanıyım. Evet. Yalnız bizim şehir hastanemizde şöyle bir durum var. Ben Ses yine gitti. Seste bir sıkıntı var ama. şu an geliyor mu? Ha, şu an geliyor. Hastanesinde İSG proje Tamam. yöneticisiyim. Şehir hastanesini Mikrofonda sıkıntı var Volkan Bey. Yani şöyle konuşmaya yapalım. başladığı Şimdi andan geliyor itibaren. mu? Şimdi geliyor, evet. Tamam, mikrofonumuzu çıkardık. Yani. Hastaneye hizmet veren firmaların
Volkan Bey sanırım internetinizde bir problemmiş. Fatma Hanım, siz eğer soruyu anladıysanız siz bana şey yapın, tam çevirin ben. Volkan Bey, dilerseniz chat kısmına yazabilirsiniz. Ben sizin adınıza iletebilirim. Çünkü kesildi. Volkan Bey sanırım yazılı olarak şey yaparsa o soruyu alabiliriz. Volkan Bey sorusunu yazılı bir şekilde iletene kadar ben diğer sorumu sorayım Ercan Bey. SKS Sürüm 6 Risk Yönetimi bölümünden bahsedebilir misiniz? Aynı zamanda bu bölümde yer alan risk analizini, planını İl Sağlık Müdürlüğü mü yapmalı yoksa hastane kendi mi yapmalı diye bir soru gelmiş. SKS 6.1 yeni versiyon, en son versiyon 6.1. Sağlıkta hizmet kalite standartları rehberi, aynı zamanda kitapçığı veya süreci, böyle diyeyim. Tabii ki oradaki risk yönetim başlığındaki tüm gereklilikleri istisnasız hastanenin kendisinin yapması gerekmekte. İl Sağlık Müdürlüğü ayrı bir işverendir. 6331 İl Sağlık Güvenliği Kanunu kapsamında. Yani evet, tabii ki hastanelerin idari anlamda bir üst amiri pozisyondadır. Eyvallah. Ama 6331 özelinde, bakın çok önemli. Bakın burayı, burada çok ince bir ayrıntı var. Ki bakanlığımızın buna ilişkin daha önce de uyarı yazıları, resmi yazıları var hastanelerimize ve İl Sağlık Müdürlüklerimize. 6331 aynen şöyle. 6331 İl Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na ilişkin hizmetlerin, İSG hizmetlerinin uygulanması noktasında işveren sıfatıyla doğrudan İl Sağlık Müdürlerimiz ve işveren sıfatıyla ve başhekimlerimiz sorumludur der. Bak, anlatabildim mi? Bu bağlamda SKS 6.1'de geçen standart şekliyle de olsa, iş yerlerinde risk değerlendirmesi yönetmeliği mevzuatında olsa, 6331 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında olsa, hastaneler iş sağlığı güvenliği hizmetlerini kendi içinde kendileri vermek, çalışanlarına kendileri vermek zorundadır. İl Sağlık Müdürlüğü bu konuda sadece bir denetçi rolü ile bulunur, gelir, sorar, soruşturur. Şunu yaptınız mı, bunu yaptınız mı der. Ama asıl işi yapacak olan, hizmeti verecek olan hastanenin kendisidir. Teşekkür ederim Ercan Bey. Bir diğer sorumuza geçiyorum hemen. Risk değerlendirmesindeki termin bölümüne yazılması gereken gün, ay, yıl haricinde takip, kontrol, sürekli takip gibi ibareler, yani geniş zaman kavramları yazılabilir mi diye soruyorum. Evet, ben az önce yani gördüyseniz belki soruyu soran arkadaşımız da gördü. Örnek verdiğim tablolarda termin başlığı altında süre olarak sürekli yazmıştım dikkatli şekilde. Çünkü terminler genelde sağlık kurum ve kuruluşlarında çok cızırtı geliyor bu arada. Sağlık kurum ve kuruluşlarında terminler genellikle dinamiktir ve sürekli takibe matuftur. Sürekli izlenmesi gereklidir. Yani bugün yaptım, tamam yarın yapmama gerek yok diye bir şey yoktur. Örnek veriyorum, işte iğne batmaları özelinde mesela bahsettim. İğne batmalarının kesiciyle işaret yanılmalarının terminini, ya tamam bugünü kurtardık, yarın ama her gün bu hizmetler görülüyor. Her gün görülen hizmetlerin terminleri de sürekli ve dinamiktir. O yüzden sürekli bazılarında tabii ki mesela periyodik bakım, onarım, iş ekipmanlarında süre verirsiniz. İşte şu süreye kadar yapılması, yılda bir yapılması ilgili mevzuat ışığında. Ama sağlık hizmetlerindeki ve biyolojik risk etme maruziyetindeki risklerin terminleri süreklidir ve sürekli uyanıktır. Sürekli gözetlenmesi, denetlenmesi ve iyileştirme, düzeltme faaliyetlerinin sürekli devinim halinde olması gerekmektedir. Dinamik olması gerekmektedir. O halde termin kısmı her zaman doldurulmalıdır, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Termin, ya bir iş yani yapmış olduğunuz termin bölümünde risk analizinde belirtmiş olduğunuz risk faktörünün, tespit etmiş olduğunuz risk faktörünün, risk etmeninin bertarafına yönelik, kontrolüne yönelik, yönetim sürecine yönelik idari sorumlusunun, işte işlem sorumlusunun ilgili birimle alakalı. İdari sorumlu zaten bütün risk değerlendirmesinde ve risk analizi tablonda olduğu üzere kimdir? İşveren sıfatıyla başhekimdir.
Ama işlem sorunları aşağıda baktığınız zaman işte ilgili örnek vereyim. Az önce ameliyathaneden bahsettik. Ameliyathanedeki risklerin işlem sorumlusu, terminlerden sorumlu işlem sorumlusu kimdir? Ameliyathane sorumlu başhekim yardımcısı olabilir. Ameliyathane sorumlusu hekim, cerrah olabilir. Anestezi uzmanı olabilir. Ameliyathane ekibinin şefi olabilir. Anlatabildim mi? Mutlaka her birinin ayrı ayrı sorumlusu vardır. Onlar da işte sağlık bakım hizmetlerinde özellikle hemşirelik hizmetlerinde verilen sağlık hizmetlerinin işlem sorumlusu kesinlikle ve kesinlikle sağlık bakım hizmetleri müdürüyle beraber klinik sorumlusu hemşirelerimizdir gibi. Teşekkür ederim Ercan Bey. Volkan Bey şu anda sorusunu iletti. Hemen size iletiyorum. Volkan Bey şehir hastanesinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyormuş. Aynı zamanda hastane kamu birimi sağlık güvenliği ile hiçbir şekilde iletişimimiz yok. İşletme birimi üzerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri yürüyor. Bu bir eksiklik değil midir? Bu konudaki düşüncelerinizi merak ettiğini iletmiş. Şimdi hastanelerimizin, şehir hastanelerimizin organizasyonel pozisyonu işte kamu özel ortaklığı şeklinde düşünüldüğünde evet bir taraf destek hizmetleri, teknik hizmetler genellikle hastaneyi işleten özel firma tarafından verilmekle birlikte sağlık hizmetleri daha çok Sağlık Bakanlığı'nın personel istihdam politikası ışığında Sağlık Bakanlığı tarafından verilmekte. Yani burada bir ortaklık söz konusu. İş sağlığı güvenliği hizmetlerinin de şehir hastanelerinde tek taraflı yürütülmesi doğru bir davranış, doğru bir hareket değildir. Hatta daha da ileri gidiyorum, yasal olan da değildir. Neden değildir? Çünkü bir tarafta tüzel bir kişilik var. Özel bir kişilik var, pardon öyle diyeyim. Bir tarafta tüzel bir kişilik var. İkisinin de kendine ait personelleri var. İkisinin de kendine ait sorumlu olduğu alanlar var. Ama yönetimde ortaklar, evet doğru. İş sağlığı güvenliği hizmetlerinin de her iki taraftan temsilcilerle, iş sağlığı güvenliği temsilcileriyle, iş sağlığı güvenliği profesyonellerinin her iki taraftan da bulunduğu bir sistemle koordinatif bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Yani özel iş sağlığı güvenliği hizmeti verirken kamu tarafı ya benim iş sağlığı güvenliği profesyonelim yok. Siz bize de verin. Vermezler. Vermiyorlar da zaten. Anlatabildim mi? Ve onun için ekstra bir fatura çıkartabilirler. O yüzden her iki tarafında iş sağlığı güvenliği temsilcisi, iş sağlığı güvenliği profesyoneli ve her iki tarafında iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin sahada yürütülmesine ilişkin ortak eş güdüm gütmesi gerekmektedir. Teşekkür ederim. Yani koordineli bir şekilde Kesinlikle. Yoksa tek kanatlı kuş uçamayacağı gibi, bu da bir tek kanatlı kuş gibi akim kalacaktır o alanlarda iş sağlığı güvenliği hizmetlerinde. Bir taraf hep eksik kalacaktır yani. teşekkür ederiz Ercan Bey. Şimdi benim böyle şöyle bir sorum olacak. Risk değerlendirmesi yaparken yönetmeliği harmanlayarak bir risk değerlendirmesi yapılacağından söz ettiniz. Peki risk değerlendirmesi sonrasında alınacak önlemler için tekrar yönetmelik kullanılabilir mi? Ya da yönetmeliğe bağlı kalınabilir mi? Tabii ki yani risk değerlendirmesi yaptık, işte dokümante ettik, imzaladık. Orada onu müzelik bir kitap veya bir şey olarak düşünmeyeceğiz. O dediğimiz gibi risk değerlendirme süreci bir dinamik bir süreçtir. Yani nasıl öncesinde ilgili yönetmelikler, ilgili yasal mevzuatlar rehberliğinde hareket ediyorsak, sonrasında da sürecin devamında da kontrol ve denetimlerinde de aplikasyonunda da risk değerlendirme sürecinin süregenliğinde de mutlaka yine ilgili yasal mevzuatlarımız bizim rehberimiz olacaktır. Onlarsız zaten bu işi yapamayız biz. Teşekkür ederim Ercan Bey. Yani. Şimdi şöyle bir genel bakıyorum. Tekrar bir soru geldi mi? Son sorumuzu iletiyorum Ercan Bey size. Risk analizi sürekli değişebiliyor. Yani yeni oluşan bir tehlike ya da risk bulunabilir. Bu durumda yenileme yaptığımızda tekrardan yine tüm analizin çıktısını alıp tüm risk analizi ekibine imzalatmamız gerekir mi? Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Risk değerlendirme belgelerinde dokümantasyon kısmında yenilenen klinik veya hangi klinikte hangi işlem değişikliği veya hangi klinik taşınmışsa o kliniğe yönelik
Çünkü eğer genel miat süresi içerisinde ise, yani genel risk değerlendirmemizin o 2 yıllık süreç aşılmamış ise, sadece o alana, değişiklik yapılan alana veya iş kazasının yaşandığı birim veya kliniğe, o alana yönelik olarak risk analizi tablosu revize edilebilir. Yeniden sadece o kısmı revize edilip ana risk değerlendirme dokümanları içerisine katılıp yine aynı şekilde o risk değerlendirme ekibinin tekrardan nedir o paraflara alınıp eklenti yapılabilir. Komple risk değerlendirme dokümanını değiştirmeye gerek yok. Teşekkür ederim. Şimdi son soru dedim ama Ebru Hanım bir soru sormuş. Onu hemen size iletmek istiyorum. Buyurun. Şöyle bir soru. 2023'e kadar hizmet alımı yapılamıyormuş kanunen. O yüzden ben DSP sertifika sahibi hemşireyim. Risk analizi yapmak zorunda kaldım. Buradaki bana ait sorumluluk nedir diye bir soru. Evet. Şimdi Ebru Hanım'a ben şunu söyleyeceğim. İş yeri hemşirelerin veya diğer sağlık personeli dediğimiz arkadaşlarımızın risk değerlendirme ekibindeki aslında normalde risk değerlendirme ekibinde onların yer alması çok vaka değildir. Yani risk değerlendirme yönetmeliğinde zaten öyle bir pozisyonları yok. Onların daha çok iş yeri hekimleriyle beraber periyodik sağlık muayenelerini ve sağlık ortamı, sağlık gözetimi ortamların sağlık gözetimi kapsamında iş yeri hekimiyle beraber daha çok asiste edici, yardımcı olucu, yardım edici yani iş yeri hemşirelerimiz için söylüyorum. Bir pozisyonlar söz konusu. Bu bağlamda iş yeri hemşiresi risk değerlendirmesi, risk analizi yapamaz. Yasal olarak yapamaz. Az önce bahsettiğim risk değerlendirmesi bir ekiple yapılmalı ve ekipte kimlerin olması gerektiği apaçık belirtilmiş. İşçiler nedeniyle çok tehlikeli iş yerlerinde Çalışma Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın apaçık vermiş olduğu bir görüş söz konusu. İşçiler nedeniyle çok tehlikeli iş yerlerinde kesinlikle İSG profesyoneli görevlendirme zorunluluğu var. Kendisi örnek veriyorum Ebru Hanım, kendi hastanesi için işveren e-bildirge sisteminden İSG katibe girildiği zaman başhekimin veya orada İSG e-bildirge sisteminde işveren olarak kimin adı geçirilmişse SGK tarafında kim görülüyorsa İSG Katip'te kendi hastanesine ait ekranda iş sağlığı güvenliği profesyonelini görevlendirmediğiniz görülmektedir diye yanan sönen bir kırmızı yazıyı görecektir. Bu da işçiler nedeniyle iş sağlığı güvenliği profesyoneli görevlendirmesi önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kendisi tek başına risk analizi yapamaz. Yaparsa da kes kopyala yapıştır az önce bahsettim. İmiş gibi yapmış olacak. Oradaki imzasının hükmü tabii ki ilgili mevzuatta öyle bir hükmü yok. Ama risk değerlendirme ekibinde kimlerin olması, risk yönetim kurulu ekibinde kimlerin olması gerektiğini ben yönetmelik çerçevesinde yazdım, gösterdim. Orada iş yeri hemşiresinin çok da bir pozisyon olarak bir şeyi yok. Varlığı söz konusu değil ama. Bence doğru bir şey değil, doğru bir işlem değil. Yani yasal bir işlem değil. Nasıl diyeyim? Suya yazı yazmak gibi bir işlem olacaktır. O hemşire hanım arkadaşımızın burada bir sorumluluğu da yoktur. O konuda rahat olabilir. Ama İSG sorumlusu diye böyle bir görevlendirme kendisine yapılmışsa bunun sorgulaması lazım. Çünkü İSG sorumlusu dendiği zaman orada yaşanabilecek her türlü iş sağlığı güvenliği ilgili sıkıntıda, kazada, ha bizim İSG sorumlumuz vardı. Kim de Ebru Hanım'dı. Getirin bakalım işte mazlumu bana getirin diyor ya. Mazlum olur. O yüzden hastanesini tavsiyem kesinlikle mutlaka şunu yapması lazım. Risk değerlendirme ekibini ilgili mevzuata göre kurdurtturması lazım. İşverenle bu konuda uyarıda bulunması lazım. Ve akabinde kendi çalışanlar arasında iş sağlığı güvenliği profesyoneli varsa tehlikesine uygun iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi mutlaka risk değerlendirme ekibinde bulundurmasını test etmesi lazım. Kendisinin burada hiçbir hükmü şahsiyeti bulunmamaktadır. Risk değerlendirme belgeleri açısından konuşuyorum. Teşekkür ederim Ercan Bey. Şimdi aslında birçok kez SKS 6.1 risk analizi konuşmuştuk. Bir başka gün tekrar bunun üzerine maddelerini değerlendirebilir misiniz? Tabii ki olabilir. Niye olmasın ki? Tabii ki SKS 6.1 ile konuşuruz. Çok da iyi olur. Hatta kaliteci dostlarımıza da buradan da bir selam çakmış oluruz.
Teşekkür ederiz. Rica ederim. Katılımcılarımız çok teşekkür ediyorlar sizlere. Rica ederim. Ekip Demet Hanım varmış sanırım. O da çok teşekkürlerini bildiriyor. Demet Eyvallah. Hanım, şu an sesinizi açabilirsiniz isterseniz. Tabii. Sanırım Demet Hanım. Evet, şimdi oldu. Buyurun Demet Hanım. Merhabalar. Merhaba, merhaba Demet. Ben Ercan Bey'in ekibinden biriyim. Ercan Bey'in yetiştirdiği çekirgelerden. Estağfurullah, estağfurullah. Demet. Estağfurullah canımsın, estağfurullah. Eyvallah. Ercan hocamız gerçekten bizlere çok katkısı oldu. Uzun vadede sizlere de çok katkısı olacağına eminim. Yayınlarını mutlaka takip etmenizi öneririm. Yıllardır tanırım kendisini. Ne öğrendiysem kendisinden öğrendim gerçekten. Estağfurullah Demet'ciğim, çok teşekkür ederim. Teveccüh gösteriyorsun. Sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Sizden de yüreğine sağlık. Teşekkür ederim tekrar. Hoşça kalın. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Bu iyi dilek ve niyetler için sana hasreten teşekkür ve minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olasın. Var olasın. Ercan Bey, dilerseniz kapanışa geçebiliriz. Tabii. Buyurun. Değerli zamanınızı bizlere ayırdığınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz öncelikle. Size devretmeden önce sohbetimize katılan herkese, soru yönlendiren herkese sağlık, emniyet, güvenlik olarak çok teşekkür ederiz. Şimdi son sözü size devrediyorum. Buyurun Ercan Bey. Ben böyle bir imkanı bize tabii ki temin ve tesis ettiğiniz için sizlere hasreten teşekkür ediyorum. Sizleri yetiştiren akademisyen hocalarımıza hasreten saygılarımı sunuyorum. Gerçekten sağlık, emniyet, güvenlik ekibinin profesyonelleşme, sağlık güvenliği kültürünün işte kadim bir kültür haline gelmesi noktasında ülkemizde gerçekten çok güzel şeyler yaptığını ben görüyorum, müşahede ediyorum. Sizi zaten sosyal medyada birçok yerde takip ediyorum. Takipleşiyoruz da görüyorsunuz belki. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma. Umarım verimli olmuşuzdur. Katılım da herhalde çok fena değildi gibi geliyor bana. Katılım da iyiydi. Bir ara değil mi? 100, 110, 120'lerde falan da çok da herhalde faydalı olduk diye düşünüyorum ben. Daha değişik projelerde aynı şekilde sağlık güvenliği çerçevesi içerisinde, sağlık güvenliği hizmetleri kapsamında daha değişik projelerde beraber yer almayı diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bir sonraki etkinliğimize görüşmek dileğiyle o halde. Herkese iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Thank you.